Elçuk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni binanız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yeni teşekkür. yılınız da vesileyle kutlu olsun. De binanız hepimizin binası. Evet. Sadece bizim evet. binamız değil. Evet. Ee, Almanya'daki Türk toplumunun da binası. Evet. Ve evet. size şey takdim edeyim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Evet. Çok güzel renkleri var. <laughs> evet, <Çok> evet. <laughs> Sağ olun. Buranın binanın herhalde kendine göre bir anlamı var. Mimarisini hazırlarken birçok şeyi dikkat aldınız. Şu evet, anda tabii. Boğaz'dan mı geçiyoruz? Ne Şu anda Boğaz'da yüzüyorsunuz. Evet. Ee, i̇şte zaten Marmara'ya râdi evet. dolayısıyla artık yürünüyor altından Boğaz'ın. Evet. Biz şimdi Boğaz'ın içinde temsili olarak Hı -hı. mimar o şekilde e, düşünmüş. Ee, burası o, sonra şöyle ferah bir alan. Evet, gerçekten Dıraksın. çok ferah. Yani hem ana Türkiye'nin aydınlığını yansıtıyor. Evet. Hem bir Boğaz'ın e, ferahlığını, genişliğini e, yansıtıyor. Burada da ee, köprüleri sembolize ediyorsunuz herhalde. Orada da köprülerimiz var. Evet. Şu gördüğünüz birinci köprü. Aha. O kapının üstünde ikinci köprü. Evet. E, biz üçüncü köprü şimdiden inşa ettik. Güzel. O da evet. üçüncü köprümüz olacak. E, Tabi burası temsili olarak e, boğazdan dolayı bu taraf Anadolu. Evet. Bu tarafta Trakya etkisi diyor. O zaman kıtaları birleştiriyoruz. Kıtaları birleştiriyoruz. Burada. Ee, biz hem Avrupa'da bizim evet. içimizde hem Asya'da. Evet. Ee, Büyükelçi ve e, diplomat arkadaşlarının görev yaptığı e, kısım bu binanın Anadolu üstü. Anadolu oluyor. Anadolu. Anadolu'dan yönetiyoruz. Anadolu'dan yönetiyoruz. Orada bir de otağımız var, evet. toplantı salonumuz. Otağı canlandırıyor. O da yönetim merkezimiz. Evet. Bir de Akdeniz'e has bir ağacımız var evet. burada. Akdeniz'e has ağacımız var, zeytin ağaçlarımız. Evet. Tabii zeytin ağaçlarını biliyorsunuz, onlar uzun yıllar yaşar, binlerce yıllar binler, binler yaşar. Ee, aynı zamanda sıcak iklimdedir, sıcak Akdeniz'in iklim. sıcaklığını canlandırır ee, ve aynı zamanda barıştır. Barış simbolu. Barışı Belki Güzel. binamızın girişiyle ilgili olarak e, girişte fark ettiniz bir, bir Selçuklu Osmanlı herhalde, e, değil mi o? kapıdaki. Kadeş Barış, Kadeş Barış Anlaşması. Hititlerle hı hı. Mısırlar arasında Milattan önce 1294'e gider. O portal Selçuklu, hı hı. Osmanlı dönemini şey yapar. Bir de modern cumhuriyetimiz işte girişte Atatürk'ün üstü var. Ve modern mimariyle modern evet. Türkiye'yi canlandırıyoruz. Yani geçmişten Moderniz. geleceğe, o zamanlar Anadolu'da olan... Bugün de bizim. Evet. modernite de bizim. Evet. geçmişimizi de inkar etmiyoruz. Burada Dolayısıyla... Almanya tarihinde yansıtmışsınız. Daha önce elçilik bondaydı bildiğim kadarıyla uzun yıllar Doğrudur. yıllarca bu. Şu da kendisi bir hikayesi var herhalde. E, bu da evet Bedri Ahmet Eyüboğlu'nun e, az sayıdaki vitraj çalışmalarından bir tanesi. <laughs> Daha önce bomb büyük değildi bu. E, kapı da e, Kadeş Barış Anlaşması da, o da, orada, evet, oradaki büyük buraya evet. getirdik şimdi burayı salonumuzu süslüyor ve gördüğünüz gibi salonumuz aynı zamanda hem kültür merkezi görevinde görecek hı hı. bir anlamda evet. balo salonumuz evet. ve burada açılışı yaptığımızda gördünüz evet, evet. 2000'den fazla 2300 civarında misafirimiz vardı. Evet. Türkiye'nin şu an için en büyük Büyük yurt şey. temsilciliği oluyor. Büyük temsilci. Şimdilik daha büyük gelecekler. Buraya var. gelene kadar biz sizi misafirinizdik. Şimdi evet. siz bizim programımızın konu olacaksınız. Peki, Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun. Buyurun. açılış vesilesiyle neredeyse bir asır öncesi Büyükelçiliğimizin bulunduğu yere geri dönmüş bulunuyor. Gönüller yapmaya geldim der ünlü halk ozanı Yunus Emre. Bu anlayıştan hareketle Alman ve farklı ülkelerden gelen birçok dostumuzla kutluyor olmamızdan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Evet, Sayın Büyükelçim, tekrar programımıza hoş geldiniz. Sağ olun. teşekkür ederim siz evet. de hoş geldiniz. Evet, biz de hoş bulduk çünkü misafirle ev sahibi biraz karışıyor burada. Hepiniz az önce VTR'de evet. izledik ee, yeni binamızla alakalı yeni elçilik binası ile ilgili ayrıntıları sizden de az önce girişte dinledik. Evet. Ancak buranın arsanın da kendine has bir hikayesi var. Evet. Ee, bizimle de biraz paylaşır mısınız buranın geçmişini? Memnuniyetle. Ee, burası. Ee, Kaiser zamanında daha doğrusu Alman birliği kurulduktan sonra Osmanlı'nın parasını ödeyerek markları ödeyerek satın almış olduğu bir binanın bulunduğu yer. Binasıyla almışız. Fakat 2. Dünya Savaşı'nda o bina yanıyor, tahrip oluyor bombardımanlarda. Daha önce zaten tahliye edilmişti, boşaltılmıştı. Birkaç bina ayakta kalıyor o dönemde ve tarihin garip cilvesi yanımızdaki İtalyan büyükelçiliği eee evet. Mussolini'nin yaptırmış olduğu böyle ihtişamlı bina o ayakta kalıyor ona bir şey Burası yanıyor orası kalıyor orası kalıyor. Yani. orası kalıyor. Onun yanındaki Japonya yine Almanya'nın müttefiki evet. o da kalıyor tesadüfen evet. ayakta. Yani birkaç bina kalıyor onlardan bir tanesi birisi yapan. Evet. bizim buna tahrip oluyor. Evet. fakat işte daha sonra Bona taşınıyor evet. ve burası bir orman şeklinde kalıyor bizim evet. aramız arazimiz olarak e, sana satın alınmak isteniyor fakat Hı -hı. satmıyoruz yani burayı muhafaza ediyoruz Hı -hı. bazı Hı -hı. ülkeler satmış nasıl olsa e, burada gelmeyecek başkent değildi çünkü uzun müddet peki evet. yani duvar vardı burası Almanya'nın başkenti Almanya yani, Bondaydı bölün... başkent evet, evet bölünmüşlüğü nasıl olsa kalacak Hı -hı. diye birçok büyük elçilik de arsayı satmış Hı -hı. o dönemde e, fakat biz yani devletin malı pek satılmaz diye <gülüyor> 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 o anlayışla ve muhafaza etmişiz. Yani güzel ve daha de sonra olmuş. Güzel e, Burayı de olmuş. tekrar biraz da arsayı genişleterek ilave yandaki Hı -hı. parseli de satın alarak Hı -hı. buraya tekrar e, geldik. Evet, binada modern motiflerle gelenek motifler iç içe girmiş. Evet. E, e, ama ona ek olarak da daha bina hizmete girmeden geçen sene Muharrem sofrası düzenlediniz burada. Açılıştan sonraki ilk etkinliğiniz buydu. Doğrudur. Diğer bir geçen sene yine da, e, yapmış olduğunuz etkinlik Ramazan'la ilgili bir iftar programıydı. Evet. Ee, Yaz olduğu için onu bahçede yaptık, evet, çadırda evet. yaptık. Bu, geçen yıl içinde böyle ilk diyebileceğimiz başka ne tür etkinlikleriniz oldu? Ee, bilmiyorum e, ne kadar dikkati çeker ama e, bazı ufak tefek ziyaretlerimiz yani bunu ilk olsun diye yapmıyoruz... bunun yapılması gerektiğine Hı -hı. inandığımız için yapıyoruz evet. veya en azından ben inandığım için yapıyorum Hı -hı. işte burada e, geldikten sonra e, güven mektubumu arz ettikten sonra Hı -hı. işte tam bir sene önce e, eyalet ziyaretlerine hemen başladım Hı -hı. çünkü e, Alman sistemini bilmediğiniz zaman Hı -hı. Alman sistemi nasıl yürüyor Almanya'daki e, federal cumhuriyeti diyoruz işte federal e, yapıya uygun olarak Birçok eyalet var. 16 eyalet Onlar var. Evet. Kimisi büyük, kimisi küçük. E, hepsi de e, çok güçlü hı hı. bir konuma sahip. Her bir eyaletin kendi anayasası var. Birçok insan bilmez bunu. Evet. kendi Bakanlar var, kabinesi var. Bakanlar var, kabinesi var, parlamentosu var, kendi ayrı seçimleri var. Hı hı. Kendi anayasayı koruma yani istihbarat örgütü var. Hı hı. Kendi polisi var, kendi kriminal polisi var. Federal polisten ayrı olarak. E, kendi polisi var. Ee, dolayısıyla e, hatta bazı konularda mesela eğitim konusunda hiç an federal dilemezler mesela dinlemezler. Şey kendileri Tamam. Şeydir kendileri şeydir yani kendileri karar verirler ee, dolayısıyla onlar güçlüdür Hı -hı. kendi yatırım ajansları var Evet ee, kendi ekonomi bakanları var Hı -hı. kendi eğitim bakanları var ee, İçişleri bakanları var dolayısıyla her biri önemli bunun böyle olduğunu bildiğiniz zaman e, o eyaletleri o eyalet başkanlarını başkentlerini ve oradaki yöneticileri de ziyaret etmeniz faydalı oluyor. Bir de eyaletler siyasi yönetim farklılıkları olabilir. Bir eyalette belki evet. size sıcak bakmayan bir anlayış varsa başka bir eyalette Aynen sıcak öyle. bir anlayış olabiliyor. Doğru. Hepsi gayet iyiyiz. birisi biraz bazıları daha da yakın. o çerçevede 16 eyalet var bu Almanya birleştikten sonra 90'dan sonra. 16 eyalet. 16 eyaletin 15'ine gittim. Diğerine de iki hafta sonra randevumuz var. var. Onları da ziyaret edeceğim. Dolayısıyla e, hem eyaletleri ziyaret ediyorum, hem oraları görmüş oluyorum. Hı hı. Hem gittiğim zaman işte meclis başkanı, başbakan, eğitim bakanı bizim için önemli olan, hı hı. İçişleri Bakanı işte güvenlik açısından, ekonomi bakanlarının la birlikte ayrıca oranın e, endüstri ve ticaret e, sanayi odalarını ziyaret. Onlarla beraber yemek yeme. E, eğer batı eyaletlerinde ise Türk Hı hı. E, dernekleriyle evet. sohbeti başkonsolosluğumuzda öyle bir toplantı yapıyoruz. Onları ziyaret ediyorum. E, camiyi ziyaret ediyoruz. Oranın en büyük camisi hangisiyse. Her cuma günü ise cuma namazına da gidiyoruz. Cem evine de e, tabii ki ziyaret ediyoruz. O da e, cem oluyoruz orada da. Evet, evet. E, o da güzel oluyor. E, Dolayısıyla böyle bir e, olması gereken e, bir ilk değil de daha kapsamlı evet. belki yapıyoruz. Peki şöyle daha demek mi? daha makul makulu. Türkiye şu anda son 15-20 içinde çok köklü bir değişim yaşıyor, dönüşüm yaşıyor. Toplum demokratikleşti. Kendi içindeki çeşitliliğin bir zenginlik olduğunu farkına vardı. Peki evet. sizin gibi buradaki çalışmalarınız da oradaki buradaki yansımalar oluyor. O doğrultuda bu farklılığın mesela bir Süryani Antakya Kilisesi'nde ziyaret ettiniz. Bir o orada orada çok hoş bir aile e, katıldım evet. eşimle birlikte. Arkasından Mardin yemekleri ve Mardin kahvaltısı evet. yaptılar ve ayinde da çok enteresandı yani hı hı. bazı bölümlerinde Türkçe, Türkçe dualar yaptı. okunuyor. Hı hı. E, Tanrım hı hı. E, bizleri rahmetinden eee ihsan et hı hı. diye aynı bu şekilde birazdan müzik şeyleri katarak yani e, dinlediğiniz zaman ilahi mi dinliyorsunuz yoksa kat kilisede eee aynı mı katılıyorsunuz? Bazen fark edemiyorsunuz. E, o kadar ge iç içe. Evet, geçen Medeniyetler korusu Korosu geldi. Siz de bulunmuştunuz evet, orada. Evet, orada da evet. o iç içeliği görmüş olduk. Evet. Yani o farklı din mensupları olsa da sanatın müziğin evet. buna benzer etkinliklerin insanları ne kadar birleştirdiğini hep birlikte evet. görmüş olduk. Tabii bunu yapılması gereken, olması gereken bir Hı -hı. E, durum. Burada e, biz ayrışmaya gidemeyiz. Aksine beraber olacağız. Dediğiniz gibi e, Muharrem sofrası da bizim. Hı -hı. Oradaki Alevi e, inancına hı hı. kendini yakın hisseden veya ona o, o şekilde gören e, insanlarımız hı hı. biz de aynı kültürün e, aynı e, inancın aynı değerlerin insanıyız işte ben de Hüseyin Avni olarak e, evet. Hüseyin'im de var evet. e, Oğlumun da Mehmet Ali olması işte hem Muhammed hem aynı. Ali yani aynı e, bazıları bu ayrıştırmayı yapmak istiyorlar ama başarılı olamayacak burası herkesin evi. Sünnisiyle, Avliyesiyle, Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Lazıyla, hiçbir e, Süryanisiyle, Hristiyanıyla ve olmayanıyla. Yani Aynen bu e, ziyaret dediniz. Ermeni kilisesini de ziyaret ettim evet. köldeki. Hı hı. E, oradaki e, papaz efendiyle de e, konuştuk, sohbet ettik. Hı hı. E, yani hiçbir şey de olmadı. Hı hı. Dünyada yıkılmadı. E, onlar da benim vatandaşımsa gayet tabii ki pasaportlarını da alacaklar. Diğer işlemlerini yapacaklar. Türkiye'de malı mülkü varsa oraya da gidecekler, ziyaret edecekler, satacaklar veya yenisini alacaklar. Evet. Şimdi binanın tarihine biraz değindik. Buradaki arsanın tarihine değindik. Özgün bir şey var, bir hikayesi var. Sizin hayat hikayeniz de biraz özgün. Yani biraz şöyle baktığımızda belki evet. Almanya'ya gelen ilk gurbetçi elçisiniz. Çocukluğunuzun bir kısmı Almanya'da geçti. Doğrudur. Evet. Ee, anlatır mısınız? Ne zaman geldiniz ailece Almanya'ya? Hangi yıl geldiniz? Evet. Niçin geldiniz? Yani sizde mi burada evet. para kazanmaya <laughs> geldi babanız? Ee, o da vardır muhakkak. Hı. Tabii işin içinde bir maddi şey var. Fakat e, babam e, geldiği zaman e, o, Türkiye'deki e, işte darbe olmuştu. Askeri darbe olmuştu. Ee, yani böyle bir yakın politik takip altında değildi. Ee, fakat bir aydın olarak, bir entelektüel olarak e, Türkiye'de bir takım şeylerin yürümediğini işte e, bir başbakan e, asılmış, e, Hı -hı. bir yolsuzluklar, a, bir takım iltimaslar, bir takım haksızlıkları e, tahammül edemiyor. Hı -hı. Ve e, Buray'la haberleşiyor Almanya'nan haberleşiyor. O zamanki şartları düşünün. Telefon e, hangi yılda bu dediniz? 61'de haberleşmeye başlıyor. Hı -hı. 62'de e, Almanya'ya geliyor. 63'le de iş göçü anlaşması oluyor zaten Türkiye ile Almanya arasında. E, 61'de. 61'de. Eee beder yani o anlaşmadan ayrı olarak Hı -hı. E, geliyor. E, doktor olduğu için hastaneyle haberleşiyor, yazışıyor Hı -hı. ve e, 62'de e, trenle buraya geliyor, Trier şehrine. Evet. Hala orada yaşıyor herhalde babanız, Almanya'da hala. E, Almanya'da çok şehirde gezdi. Yani eğitimi dolayısıyla daha doğrusu uzmanlık e, dolayısıyla birkaç hastanede, Hı -hı. ayrı ayrı yerlerde çalışmanız gerekiyor. E, şu anda Regensburg'da evet. e, oturuyor, Alman vatandaşı. Hı -hı. E, dolayısıyla e, oradan bir bağımız var Almanya'yla. Almanya'ya geldiğim zaman işte bana söylüyorlar, e, ne yapacaksınız falan. Ben iki ülke için de çalışacağım. Hem Türkiye için e, ana vatanım, hı hı. hem Almanya için Fataland. Evet, e, hatta Almanya. bir e, e, OMA hikayeniz var sizin evet, ilkokulda evet. giderken. anaokulda evet. ilkokulda burada gittiniz evet, uzun hı. yıllar. Evet. Onu bizimle paylaşır mısınız? Evet, bir e, e, Alman e, OMA, yani büyük büyükannenin hı hı. yanında kaldım. Babam e, çalışıyordu, nöbetleri vardı. Dolayısıyla e, benden ilgilenecek durumu yoktu. Ben Kindergarten'e gittim. Arkasından Volksschule deniliyordu o zaman. Yani şimdiki Grundschule dedikleri. E, sonra eve gidiyorum. Evde, işte mahallede, okulun mahallesinde e, birisinin ilgilenmesi gerekiyor. Bir e, Alman e, hanım bulundu. Yaşlı bir e, hanımefendi. E, kendi çocukları savaşta ölmüş hı hı. hatta bir tanesi savaşın bitmesine bir hafta kala e, uçağa düşmüş düşürülmüş hı hı. E, ölmüş kocası e, mimarmış o da vefat etmiş e, ve bir torunu vardı e, oğullarından bir tanesinin onun da e, annesiyle beraber Brezilya'ya göç etmiş o zamanı de savaştan sonra Almanya'dan Brezilya'ya, Arjantin'e çok göçler oldu biliyorsunuz o da oraya gitmiş ve e, yalnız bir kardeşi var Konstans Gölü'ne yakın bir yerde. E, kadın da yalnız olduğu için yani bir can şenliği de arıyor. Biz de o sırada gelince beni torunu gibi eee bağrına bastı. Alman kültürü, Almanca, e, Almanca, eski Almanca fraktura dediğimiz o yazıyı öğretti bana. Hı. Beraber eski çocuklarının kitaplarını e, okuduk, arkadaşlar e, arkadaşlarıyla beraber bilmeceler, bulmacalar çözdük. Dolayısıyla Alman kültürüyle iç içe bir yaşamımız oldu. E, ve o dönemde de etrafta e, Türk e, aile yoktu. Evet. E, bir yakın bir e, kasabada bir haim vardı. Orada Türk e, işçilerin kaldı Türk haim, ha kaldığı haim. Türk işçilerin kaldığı haim. işte evimiz e, gibi. Peki yurt, var. Gibi diyebilir yurt gibi diyebileceğimiz gibi o zamanki hı. dönemde. Evet. E, oraya ara sıra gidilirdi hı hı. Ee, oraya işte saz çalmak için peder biraz Türkçe'yi hı hı. <laughs> kimse yok çünkü Aynen. etrafta o bölgede ee, onlar da işte bir doktor var dertlerine üzüntülerine çaresizliklerine hem dil bilmesi bakımından onun üzerinden. Hı hı. Alman makamlarına iletilirdi. O zaman böyle etrafta çok insan yoktu. Evet. E, 60'lı yıllarda Almanya'da çok köklü bir kültür tartışmasın oldu. Hatta kültür devrimi deniyor. 68 kuşağı o dönemle alakalı bir kavram. Küp evet. Küpü kaldınız uzun saçınız oradan oradan etkilenerek mi geliyor sizde? E, onu bilemiyorum ama o Türk tarihinden belki etkilenme. Evet. Yani e, Türk tarihine de baktığınız zaman bir e, Kürşat'ın da hı. saçları uzun. Hı hı. Bir küpeye baktığınız zaman bu Türkmen geleneğinde hı hı. var. Ee, İran'da Şah'ın da var. Ee, onlar da biliyorsunuz hepsi Türk soyundan hı hı. gelme. Şah İsmail'den tutun, Şah Abbas'a kadar. Ee, dolayısıyla Osmanlı'da da var. Bu bir kültür e, geçmişimizin hı hı. bir anlamda. Yoksa bugünkü batıda takıldığı anlamda değil. Sizin için ne anlam ifade ediyor? Yüklediğiniz bir anlam var mı ona? Şu anda da herhalde bir var. <laughs> yani onu ben öyle öne çıkartmak çabasında değilim. Ama o aynı zamanda biliyorsunuz eskiden küpe kölelere takılırmış. Zaten Yavuz'un da onun takmasının nedeni ben de Halka takıyorum. O zaman halka şeklinde küpe hı hı. serbest insanlarla veya özgür insanlarla köleleri ayırmak için küpe takılıyormuş. Ee, çünkü çıkartamıyor öyle kaynatılıyor evet. oraya. Ee, ben de e, Allah'ın kölesiyim. Bunu unutmamam lazım. Hı hı. Halkıma ve e, Allah Tanrı'ya hizmetçi olduğumu hı hı. E, unutmamak için. İşte ben de burada vatandaşımın hizmetkarıyım. Şey. Bu 80'lerin başında dış işlere başladığınızda da sizi motive eden bir şey miydi? Yani bu bu şekilde bir anlayışla mı mesleğe girdiniz? E, mesleğe girmiş yani tabii e, siyasaldan mezun olunca Siyasal Bilgiler Fakültesinden. Evet. Orada e, daha çok ağırlık devlet bürokrasisine e, yöneliliyor. E, aslında babam hiç istemedi. Hı -hı. Siyasala girmemeyi. Bir mühendis oldu dedi, bir doktor oldu doktor, dedi. Türk toplumda zaten mühendislik evet, evet, ve doktorluk endüre evet. başlamıştı. Hele, hele o zamanlar, hele o zamanlar, 70'li yılların sonunda evet. e, mühendislik böyle iyi de para kazanıyor, işte müteahhit oluyorsunuz veya e, girişimci oluyorsunuz. E, fakat ben e, galiba yine Almanya'daki o, o dönemlere ait bir içgüdüyle. E, çünkü birçok arkadaşım lise yıllarından hatırlıyor, sen e, dış işlerine gitmeyi arzuladığını söylüyordun. Ee, diyorlar ve evet öyle de bir şey var Çünkü burada e, Konsolosluklara gittiğimiz zaman O zaman pederle Ben küçük bir çocuk elinden tutuyorum e, Gidiyorum e, Orada e, bazı memurların Hepsi için değil tabi e, O vatandaşa muamelesi Bağırması çağırması konsolosluklar, o, Konsolosluklardaki muameleler, muameleler Zaten altyapısı yetersiz Şimdi çok daha iyi O zaman gördüğümüz o muamele Alman e, pederi Hele o zamanki şartlarda el üstünde tutuyor. Vatandaşlara saygı gösteriyor vatandaşlarımıza. Konsolosluğa gidiyorsunuz. Oradaki bir memur kendini çok devlet görevlisi olduğu için çok üstün görerek bağırıyor, çağırıyor. Sen şunu yap, ben bunu yap. İçerisi zaten sigara dumanından göz gözü görmüyor. Evet. Böyle bir pislik yani ben de büyüyünce böyle davranmayacağım. Evet. İnsanlarım diye böyle içinden geçtiğini böyle bilinçaltından hatırlıyorum. Ve işte kısmet oldu. Belki dua oldu. O dua Belki yerine geçti o zaman. Önünüz açıldı. Ee, Bugün kısmet, Almanya'da. Kısmet. Evet, Almanya'da elçisiniz. Fakat yani şunu da söylemem lazım. Artık konsolosluklarımız, e, memurlarımız o günün davranışı ve şeyini göstermiyorlar. Onlar da e, artık farklılaştı. Arada davranan varsa öyle vatandaşlarına kötü muamele yapan ona da gerekli hatırlatmalarda bulunuyor. Uyarılarda hatırlatıyor. Ona göre de tavır alıyoruz. Evet. Bu ara isterseniz Almanya'daki bu konsolosluk ve elçilik hizmetlerini kısaca değinelim. 16 şehirde konsolosluk var. Bunların verdikleri belli hizmetler var. Askerlik ve veya diğer vatandaşlık hizmetleri. Evet. Ancak sizin elçilik olarak görevi alanınız biraz daha farklı. Evet. Yani bu işleri koordine etmek hem de daha çok herhalde Alman devletin muhatap olmak gibi bir Doğru göreviniz musun? oluyor. Bunu izleyicilerimiz ilk defa du duydukları için bu evet. görev ayrımını bizim bir paylaşır mısınız bu? E, 13 başkonsolosluğumuz var. 13. Bazıları fahri başkonsolosluk, fahri konsolosluk Hı. ama esas başkonsolosluğumuzun olduğu 13 şehir var bir tane daha açılması gündemde. Onun üzerinde de Alman makamlarıyla inan bir belli bir mutabakata vardık. O da yakında inşallah açılır. Hangi Orada eee Kassel'de. Kassel'de Evet. O o konuda bir süreç devam ediyor. konsolos konsolosluklarımız yani tarihsel anlamda baktığınız zaman konsoloslukların görevi ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek. Yani bir yere sefaret olmadan, büyükelçi olmadan konsolos atıyorsunuz. O iki ülke arasında veya iki bölge arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine evet. çalışan kişilerdir. E, onların belli hakları vardır. Onlara dokunulmaz. Onlara e, ticaretin geliştirilmesi için imkanlar sağlanır. E, daha sonra konsolosluk biraz hüviyetini değiştiriyor. E, özellikle Almanya'da. işte Vatandaşların e, özlük işleri, pasaporttan e, tapu işlerine, e, nüfus kimliğinden, askerlik evlilik işlerinde, eseride. Şimdi yeni bir anlayışla bunu biraz daha farklılaştırıp artık o kadar eskisi bir pasaport verilmesi artık yenileniyor, daha modern hale geliyor, çipli hale geliyor. 10 yıl süresi oluyor şu an. gibi. gibi. Ee, diğer şeyler e-konsolosluk üzerinden, hı hı. elektronik internet üzerinden bir takım muameleler yapılıyor. O konuda vatandaşlarımız biraz çok kullanmıyorlar ama onu da teşvik etmiş olayım bu vesile. Yani elektronik olarak yapsınlar, internet üzerinden yapsınlar. Bunlar girince artık bizim de görev anlayışımızın daha çok ticaret, eski forma, daha çok kültür, daha çok eğitim gibi alanlara yönelmemiz gerekiyor. Oradaki yerel makamlarla, oradaki eyaletlerde ilişkilerin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşıyoruz. Biz büyük Büyükelçik olarak de bir ülkede bir tane büyükelçilik olur ama birkaç tane başkonsolosluk olabilir. E, büyükelçilik olarak daha çok merkezi hükümetle siyasi hı hı. ilişkilerin geliştirilmesi, tabi yine ekonominin, ticaretin, kültürün, eğitimin geliştirilmesi konusunu daha üst düzeyde e, ala alıyoruz Şimdi bir yıldır buradasınız. Yeni evet. binamıza e, taşındınız, taşınıyorsunuz. O süreç evet. devam ediyor. Evet. Şöyle evet. baktığınızda daha çok konsolosluğumuz olsun, daha çok personelimiz olsun dediğiniz oluyor mu? E zaman zaman oluyor. Hı hı. E, fakat bu da bir süreç. Yani e, daha çok konsolosluk e, açarak e, işte Kassel gündemde belki bir iki şehirde daha bu düşünülebilir. E, ama artık bizim fonksiyonlarımız da farklılaşıyor. Buraya gelen insanlarımız birinci nesil, ikinci nesil, onlar daha çok Türkiye'nin e, geri döneceğiz. Üçüncü nesilde acaba kalsak mı başladı. Evet. Artık dördüncü nesildeyiz e, buralı. Evet. Artık e, Türkiye kökenli Alman vatandaşı. Evet. Avrupalı Türkler. O konuya az sonra gireceğiz. Peki. Fakat bu geçen sene ilgili yine e, kamuoyunun dikkatini çekti. Wagner evet. Festivali'ne katılmıştınız katılmıştınız. Orada sizi gerçi popüler bir isimle karıştırdılar. Öyle evet. Bir yeni bir var. Amerikan artışlarına karıştırdılar. <laughs> evet. Ama orada herhalde Wagner yaşadığı döneme bakan yönüyle bir sandalye hikayesi var. O da onunla kamuoyu paylaştı. Aslında Türk-Alman tarihinin <laughs> ne kadar bilinmeyen yönler olduğunu olay ortaya çıkardı. Evet. Onu paylaşır mısın? Ee, 1800 e, sanırım 73'te Abdülaziz bir Avrupa seyahati yapıyor Londra'ya ve dönüşte, o zaman Prusya Krallığı var, Alman birliği kurulmamış. Dönüşte tren Nürnberg'de hı hı. kalıyor ve o sırada Bayreuth'ta Wagner Festival binası, opera binası yapıyor. Hesaplar tam tutmuyor, binada bir takım eksikler, gedikler var, paraya ihtiyaç var ve Osmanlı Sultanı hazır oraya gelmişken, bir operasına acaba yardım eder mi e, diye, bağışta bulunur mu diye e, ricada bulunuyor. E, Abdülaziz de e, kırmıyor. Oranın e, yapımına ciddi bir miktarda e, para yardımında bulunuyor. Ve onun üzerine de Abdülaziz'e, e, sultana e, bundan sonra e, en iyi yerden olmak üzere 3 bilet... Hı hı. E, verilecek. Evet. Ee, hangi eserin sergileneceğine dair bir e, komisyonda yer alarak hı hı. o karar a, sürecine e, katkıda bulunacaktır diye bir belge veriyor. Belgenin e, hı hı. örneği var e, bizde. E, onun üzerine geldikten sonra bir e, başkonsolos arkadaşım hatırlatmıştı. Hı hı. Buraya gelmeden önce aman Avni gidiyorsun. Bu Abdülhamid'in yerini iste. <laughs> e, operaya da katıl. Evet. E, demişti. Geldikten sonra hem Bayreuth Festival İdaresi'ne hem belediye başkanına Nürnberg Başkonsolosumuz Ece Hanım müracaat ediyor. Oradaki da desteğiyle biletler geliyor. Hı hı. Eşim ve bana katılmak üzere evet. işte o toplantıya, o, o operaya katıldık. Evet. Aslında ne kadar ilginç yönler var Türk-Alman evet. ilişkilerinin. Biz onları bilmiyoruz. Genç bir Alman herhalde ismi Karl olsa gerek 1830'lu yıllarda Türkiye'ye gidiyor, 14-15 yaşında İstanbul'da kalıyor. Evet. Ee, Türk askeri, Türk o zaman Osmanlı ordusuna kariyer yapıyor. Ee, Mehmet Ali ismini alıyor daha sonra ve Berlin e, konferansında Osmanlı'yı temsil ediyor. Evet, bu da evet, bir evet. ilginç bir. Yani onun ötesinde e, belki hikaye... burada değinmek gerekiyor. Ee, bu sene e, Türk-Alman diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 250. yılı. Evet. 250. yıl e, yani. Hı hı. Çeyrek bin yıl evet. e, oluyor. Ee, Mehmet Sani Efendi hı. 1763 yılında e, Prusya Krallığı'nın izninde Osmanlı'nın temsilcisi olarak ilk önce e, elçi, daha sonra büyük elçi olarak e, Berlin'e geliyor. Hı hı. Onun ona ait bazı hı hı. dokümanlar var. Evet. Dolayısıyla ilişkilerimizin 250. yılı e, ciddi bir süreç hı hı. E, o ilişkiler silsilesinde çok şeyler yaşandı Tabi bu sene cumhuriyetimizin de 90. yılı olması nedeniyle e, 2013 yılı e, Türk-Alman ilişkileri ve Türk tarihinde cumhuriyet tarihi açısından önemli bir dönüm noktası evet siz 60 yıllarda burada bulunduğunuz evet. bir yıldır tekrar Almanya'yı tabiri caizse keşfediyorsunuz evet bu 50 yıl göçünde yıl dönümüyle geçen yıl denk e, evet. e, denk geliyor Yeni bulduğunuz Almanya nasıl bir Almanya? Duvar yıkılmış, Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşmiş. Hı. Bir taraftan Euro krizi tartışmasıyla zayıfladı mı, güçlendi mi, geleceği var mı yok mu tartışmalar var Alman Kamuoyunda. Sizin gözünüzde 60'lı yılların Almanyası ile bugünkü Almanyasına bir baktığınızda nasıl bir fotoğraf duruyor karşınızda? E, çok farklı bir fotoğraf var. Yani o zaman 60'lı yıllarda e, bir e, lokantaya gittiğiniz zaman işte yediğiniz 3-5 çeşit yemek vardı. Hı hı. E, hatta pizza ve işte İtalyanların 60'lı yılların başında daha doğrusu 50'li yılların sonunda gelmeleri e, den sonra onlar pizzacı açıyor, işte makarna e, lokantalarını açıyorlar ve Almanlar çok büyük tepkili alma İtalyanlara karşı. E, kim oluyor bunlar? Die Evet pizza ferser. Diye. diye bir ha. Ifade var Ve yani. aşağılanıyorlar öyle. Bayağı bir e, tepki var. Fakat evet. daha sonra bu geçiyor. Evet. Yani her tarafta pizza e, Hı -hı. dükkanları açılıyor. Her tarafta İtalyan lokantaları açılıyor. Çünkü damak tadı da gelişiyor insanların. Evet. E, daha sonra Yunanlılar yine o süreçte geliyorlar. Yunan lokantaları açıyor. Ne kadar güzel zeytinyağı, e, beyaz peynir e, ve zeytinle sofralara e, geliyor. Daha sonra bizler geliyoruz ve ilk gelen insanlarımız daha çok haimlerde kalan, yurtlarda kalan insanlarımız daha sonra ailelerini, çocuklarını da getirdikten sonra ya bizim de dönerimiz var, bizim de mutfağımız var deyip bu zenginliğe zenginlik katıyorlar. İlk başta çok rahmet görmüyor ama şimdi her taraf hatta döneri Alman yemeği zanneden evet. nesil yetişti. Evet. Benim oğlum uluslararası bir okulda orada Alman çocuklar da var İşte döner falan götürmüş okula ya ne güzel Alman yemeğini seviyor musun diye evet. sormuşlar ne Alman yemeği döner ya dönmekten geliyor <laughs> diye yani o kadar benimsenmiş Almanya'da artık döner. Yani o zamanlar böyle bir şey düşünemezsiniz evet. tabii. ki. Dolayısıyla 50 yıl içinde Almanya göçle beraber de değişti. Evet, çok Bazı oldu. sorunları da geride bıraktı, bölünmüşlüğü geride bıraktı. Bölünmüşlüğü. Avrupa bıraktı. içinde güçlü bir konuma geldi ve biz e, bir reklam arası Bondan vereceğiz. Berlin e Bondan Berlin'e geldi. Or Bondan Berlin'e geldi. Evet. evet. Sevgili seyirci, bir reklam arası vereceğiz ve ikinci bölümde bu değişen Almanya'da e, kendilerde değişen ve Almanya'da yerleşik hale gelen, Sayın Büyük ifadesiyle Avrupalı Türkler. Bugün biraz da Almanyalı Türkler örneğinden bunu görmüş olacağız. Biz izlemeye devam edin. Reklam arasından sonra Almanyalı Türkler artıları eksileriyle sözün özünde. İlk bölümde az önce değindiniz. O 60'lı yıllarda buraya gelen insanlar daha çok işte Türkler tarafından Gurbetçi ve Almancı olarak tanımlanıyordu. Evet. Almanlar tarafından önce Ausländer, sonra e, Migranten e, mit e, Migrationsintegrüne. Yani bu değişik kavramlar kullanıyor. Çok kavramlar. Yani Kök olan. <laughs> e, sizin açınızdan burada artık üçüncü dördüncü nesile doğru giden insanları nasıl tanımlamak lazım? Kim bunlar? E, bunlar Avrupalı Türkler. Yani. Ee, bizim insanımız buranın insanı burada doğuyorlar e, burada yaşıyorlar burada okula gidiyorlar ve e, tanıştığımız görüştüğümüz veya bir e, okula gittiğim zaman bir üniversiteye gittiğim zaman orada karşılaştığım bir genç geliyor beni selamlıyor hoş geldiniz e, sen Büyükelçim diyor e, ve gurur duyuyor işte, de Türkçe Büroschta da is auch einer von uns de is auch hier diye gurur duyuyor. Ama aynı zamanda e, bir yere gidiyorsunuz. Alman polisi hı hı. Ve Almanya hizmet ediyor. Buraya e, sadakati var. Olsun e, onu da biz e, saygıyla ve öyle olması gerekiyor buranın vatandaşı. E, pazara gidiyorsun veya başka bir yere gidiyorum e, nerelisin e, diyorum. Aa ben Stuttgartlıyım diyor. Evet. E, veya başka bir yere gidiyorum e, ben Rheinlander'im diyor. Hı hı veya işte Gelsin Kirşin'den geldim veya ben Nürnbergliyim diyor. E, o zaman ha, e, Baden-Württemberg'den gelirken Stuttgart'lıyım diyor veya Karlsruhe'yim diyor. Ha sen Baden'li misin diyorum. O ayrıma da ha evet ben yani evet. Baden'liyim diyor. Evet. Şuvabı değilim diyor. Evet. Yani bu demek ki oturduğu, büyüdüğü çevresini benimsiyor o, Hı -hı. o genç. O vatan, oluyor vatan, vatan oluyor için. Vatan, oluyor. Orada doğmuş, Haymat. orada büyümüş. Tabii ama öbür taraftan Türkiye'yle duygusal bağda var. Bir ekonomik bağda var. Ataları oradan geliyor. Oradan bağının güçlü olmasını arzu ediyor. Biz de bunu arzu ediyoruz. Dolayısıyla bu zenginlik. Bu hem Türkiye'ye zenginlik hem Almanya'ya zenginlik. Bu insanlarımız artık buralı. Evet. Neden buralı? Şunu da hemen şimdi gittiğimiz zaman camiye burada Berlin'de her hafta bir veya iki cenazemiz var. Evet Allah rahmet eylesin tamam. ve bu insanların artık buraya gömüldüklerini görüyoruz. Hı hı. Mezarlıklar, Mezarlıklar burada. Evet. Bana e, gelen talepler arasında e, İslam mezarlığı açılsın şu falanca şehirde veya Müslüman mezarlığı büyütülsün çünkü yetmiyor artık deniliyor. Ha bu ne demektir? Bu demektir ki artık biz burada kalıyoruz. Eğer e, bizim cenazelerimiz namazı burada kılınıyor ve burada defnediliyorsa biz buraya aitiz. O insanlar torunu burada demektir. Buraya gömülecek. Burada e, duasını yapacak. Artık Türkiye'ye gitmesine gerek yok o cenazenin. Çünkü burada da evet. doğmuş, büyümüş. Bu, ama Türkiye ile ilişkileri de zayıflatmıyor mu? E, bu, bunu nasıl görüyorsunuz siz? Mesela ikinci, üçüncü nesilde de, yani Türkiye değil de mesela Almanya'yı vatan ediniyor kendine göre. Evet. Bu da çok doğal bir süreç mi? Doğal bir süreç tabii ki. Yani biz e, bu Tarihin akışına karşı duracak değil Türkler de Orta Asya'dan gelmişler, Anadolu'yu vatan etmişler. E, Ahlat'a gittiğiniz zaman işte Van'ın bir e, ilçesi orada büyük Türk mezarlarını gözüyorsunuz. Adam oraya yerleşmiş, orası vatan yapmış o zamanki atalarımız. Şimdi buraya e, gelmişiz, şu veya bu nedenden dolayı artık buraya yerleşiyoruz. Türkiye'nin ilişkilerinin e, güçlendirilmesi, devam ettirilmesini dilinin devam ettirilmesi, inançlarının, kültürünün e, camiye gitmesi veya cemevine gitmesi veya e, gitmemesi e, nasıl arzu ederse ama o bağların e, muhafaza edilmesini arzu eder. Yani Hı. bir e, en güçlü örneği mesela Yahudi toplumunda e, Amerika'da e, Yahudi lobisinin ne kadar güçlü olduğunu, İsrail'den ilişkilerin ne kadar iç içe olduğunu e, hepsi de İbranice bilmez oradaki Hı. insanlar ama kültürünü benimsemiştir. Ben o köktenim geldim der. Ona göre zaman zaman Hanuk'a geldiği zaman inançlarını ibadetlerini yapar ama her zaman bir sinagoga gitmez. Cumartesi günü kapatır dükkanını veya ibadetine gider. Fakat her zaman gitmez. Oradaki nasıl İsrail'le yakın ilişkiyi kuruyorsa buradaki insanlarımız Alman vatandaşı arzu eden Türk vatandaşlığını tekrar alabilir. Hı hı. Ee, onu biz her zaman kapımız açıktır. Ee, dolayısıyla bu kültürel ilişkilerin devam ettirilmesini arzu ediyoruz. Fakat Buralılar buraya e, hizmet verecekler ama Türkiye'ye de hizmet vermesine. Bu karşı değil. İyi ilişkilerin, Anladım. ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine. Evet. Ha sonra Hadi bir ki sorunlu alana gireceğim ben. VTR'de gireceğiz ama peki şöyle özetlemek istiyorum ben dediğinizi Almanya'da zaten bir çoğulcu demokratik bir yapı var. Evet. Anayasal bir düzen var. Doğru. İnsanlar istedikleri bir örgütlerini biliyorlar. Camisini açmak isteyen camisini açıyor. Evet. Cemmevini açmak isteyen cemmevini açmak evet. istiyor. Dilini korumak isteyen dilini koruyor. Dolayısıyla evet. bu imkanlardan yararlanarak hem yerleşik bir hayat hem de Türkiye ile yakın ilişkiler devam etmesi gibi anladım. Biz biliyorsunuz Almanya Türkler deyince akla Berlin gelir. Berlin deyince Kreuzberg, Kreuzberg'de de bir pazar var daha çok Türk pazarı olarak bilinen. Evet. Orada vatandaşa mikrofon tuttuk evet. ve son yıllarda zaman zaman tartışma konusu olan asimilasyon hakkında ne düşündüklerini sorduk. Evet. Bu videoyu birlikte izliyoruz. Almanya'da Türklere karşı bir asimilasyon politikası var mı? Asimilasyon politika olmasına gerek yok. Zaten asimile olmuşuz biz. Yani yavaş yavaş eriyoruz biz burada. Almanlaşmışız. Aileleri görüyorsun. Türklükten ve Türk örf, kültür ve adetlerinden çoğu ailenin bir haber yaşadığı ortada. Yıllardır burada yaşıyoruz ve hala bütünleşmemişsek olabilir diye düşünüyorum. Anında gönderecekler ellerinden gelse. Almanlara kesinlikle güveni barkanı dönmeyeceksin. Almanlar çok sinsi. Bence Almanlar bayağı iyi Türkleri entegre ediyorlar yani öyle. Devlet olarak asimile yapılmıyor gözükse bile aslında asimile yapılmaya çalışılıyor. Evet Vetre'yi izledik. Vatandaşta bir korku var, bir endişe var. Buna benzer korkular ve endişeler size de ulaşıyor mu? Zaman zaman e, bu tür e, düşünceler dile geliyor. Öbür taraftan e, biz Almanız, e, siz e, kendi işinize bakın, biz kendi işimize bakarız diyenler de oluyor. Hı hı. E, i̇şin gerçeği şu, e, bu insanlar Türkiye'den babaları, dedeleri, büyük dedeleri gelmiş. Hı hı. Buraya yerleşmişler, burada e, kök salmışlar, burada okumuşlar. E, çoğulcu toplumdayız. Dolayısıyla çoğulcu toplumda biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi her dili öğrenebilirsiniz. Hı. Ve bu konuda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Almanlar nasıl İspanyolca dersleri, nasıl İtalyanca dersleri, nasıl Fransızca derslerine açıksa Türkçe'ye de e, ve Türkçe'nin öğretilmesi konusunda da e, yardımcı bazıları daha çok oluyor, bazıları daha az oluyor. Fakat öyle bir imkan var. Öyle hakları da var insanlarımızın. Yani eğer e, bir bölgede daha yoğunlarsa ve orada Türkçe okumak isteyen çocuklar veya anne babalar talep ediyorsa bunu okul idaresine söyleyecekler. Biz Türkçe derslerinde e, okutulmasını istiyoruz. Bir abitur stüdyum olmasını arzu ediyoruz e, diyebilirler. Veya benim çocuğum Müslüman ona göre din öğretmeni İslam'ı öğretecek birisini istiyoruz diye işte Hamburg'da olsun, Hessen'de olsun, başka yerlerde olsun, Bremen'de devlet de, anlaşması, anlaşma Bremen'de de alanda. oldu. Bu da gelecek, arkası gelecek bunun. Ee, öyle bir hak, hı hı. nasıl ben e, protestan dinini, al, e, din, derslerini alsın istiyorum diyorsa, başka e, inançları da alabilir veya almayabilir de. Hı hı. Ben ateistim, ders almasın da diyebilir. Hı hı. Öyle haklar var insanlarımızın. Yani öyle bir endişesi olan hı hı. E, bir veli varsa, özünü, kimliğini e, onu her yerde müsaade ediliyor. O biraz da ailenin, biraz da çevrenin etkisiyle kimliklerini, dilini, ana dilini koruyabilir. Anaokuluna onu da teşvik ediyoruz. Yani iki dilli anaokulu açılmasını. Vatandaşların kendisi de örgütleyip deyip açabilirler. Ona da imkan var. Dolayısıyla yani İspanyolların olduğu gibi, İtalyanların olduğu çift dilli anaokulu. Hem Türkçeyi hem Almancayı aynı Almanların dediği gibi Auf, Augenhöhe göz hisasında bunu öğrenebilirler. bu da zenginliktir aslında. Almanya'ya da büyük bir zenginlik katar. Hem Türkçeyi annesinden babasından öğrenecek. Hem Almancayı aynı anda Alman bir öğretmen, eğitmen tarafından öğrenecek. Ve lisede de Türkçe öğrenmesi, ortaokulda, gümnazyumda Türkçe öğrenmesi. Çünkü ha, biz nasıl olsa Türkçe biliyoruz. Başka bir dil öğrensin. o zaten çantada ketlik Türkçe diyemez çünkü Türkiye'de de lisede, ortaokulda Türkçe dersleri var. Yani Türkiye'dekiler Türkçe bilmiyor mu? Hı hı. Herkes Türkçe biliyor ama Türkçe dersleri de var, edebiyat da var. Almanya'da da, gümnazyumda Almanca var, Alman edebiyatı var. Yani herkesin Almanca bildiği yerde niye Almanca? Demek daha derin, daha e, ayrıntılı. Ve daha düzgün bir şekilde konuşulması için Türkçe derslerine gidilmesi gerekiyor. Evet. Yani o bakımdan veliler gönderirlerse çocuklarını ve talep ederlerse konsolosluklarımızdan da müracaat edebilirler. Belki bir farklı bir organizasyona da gidilebilir. Ama bu imkan tanınıyor. Çünkü hür bir toplumda, demokratik bir toplumda hakkın var. Hakkını da isteyeceksin. Evet. Hakkını kimse sana vermez. sen alacaksın Evet Türkçe konuştuğuna sonra geleceğiz ama son cümleniz bana e, önemli geldi Dolayısıyla şimdi burada bizim biraz Almanca öğrenmemiz Alman kültürünü öğrenmemiz Yeni yeten neslin bu doğrultuda bir e, gayret göstermesi Belki bir asimilasyon göstergesi değil Bir normal sürecin yansıması evet. Esas olan bu süreç içinde bize ait olanı Türkçe'yi ve Türk kültürünü Koruma çaba ve gayreti göstermek. Evet. Bu noktada da buralar zaten imkan sunuyor evet. okullarda. Az önce ifade ettiniz. Evet. Biz vatandaşlara Türkçe konusunda sorduk. O konuyu da sizinle irdelemek istiyoruz. Evet. Onu da e, ekrana getirelim. Sonra bu Türkçe ile ilgili biraz neler var, neler yapıyorsunuz, neler yapılması gerekiyor. Bunları sizinle beraber değerlendirelim. Türk dilinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Geleceği hakkında Avrupa'da kaybolacağını, gençlerimizde kaybolacağını görüyorum. Çünkü kendi çocuklarım Türkçe konuşamıyorlar. Yarı Almanca, yarı Türkçe. Türkçe diyebilirim çok bozuk. E, AFB'yi baya bir kirlettik. Çünkü sırf e, modern insan olabilmek için, AB'ye girebilmek için pek çok yüzsüzlükler yaptık yapabileceğimiz kadar. Muhtemelen Türk dilinin içerisinde de herhalde yüzde seksen yabancı dil kullanacağız. Artık argo kelimeler kalkıyor, modern kelimeler geliyor. Yeni çağ insanı pek çoğu bunu tanımıyor veya eski çağ insanları yeni cümlelerini anlama geldiğini bilmiyor. Biz bir şekilde Ulu Önder Atatürk'ün bize vermiş olduğu alfabeyi mahvetmeye başardık ne yazık ki. Türk gençliği Türkçeden bir haber yaşıyor. Yani ailelerin yapacakları şey evlerinde Türkçe konuşmak olmalı. Yani en, en basitinde ben kendim evimde çocuğumla evimdeyken Almanca konuşmamaya, daha çok Türkçe konuşmaya özen gösteririm. Çünkü o Türkçeyi çocuk benden öğrenecek. Ben Türkçeyi konuşmadığım zaman o çocuk gidip de Türkçeyi zaten dışarıda öğrenme şansı yok. Ben çocuğumu öğretemezsem o da çocuğunu öğretemez. Yani Türkçeye biraz önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk dinliğinde hiçbir şey düşünmüyorum. Hani böyle de olduğu sürece hiç burada bir şey olmaz. Hiçbir fikriniz yok mu yani geleceğe hakkında mesela ne olacağına dair? Hiçbir fikrim yok. ...hani yıllarımızı verdik buraya. Ailelerimiz, mahallelerimiz. Artık e, cenazemiz şey uçağın altında gidiyor. Ama e, hiç Türkçeden yani okullarda var mı? Türkçe ders veren var mı? Bence sadece Türkler konuşur. İlerisi olmaz diye düşünüyorum. Okullarda azo bizim çocukların okulda öğretiyorlar. Gelişiyor. Türk dili e, Almanya'da bilhassa yozlaşmaya gidiyor. Yani e, çok destekleyen veya kitaplar veya gazeteler çok okunmuyor. Yani Türk dili bence bu şekilde devam ederse daha da gerileyeceğini düşünüyorum. Türkçe konusuyla ilgili ben şöyle bir e, açılım yapmak istiyorum. 60'lı yıllarda iş göçü başladı Almanya'ya, Avrupa'ya. İlk gelen nesil çoğunluk itibariyle köylerden, taşlardan geldi. Zaten iş gücü olarak hani o Max Fisch'in meşhur ifadesiyle e, iş gücü istedik, insan geldi evet. e, farklılıklarıyla. Yani çok ileri düzeyde bir edebi Türkçe ile Türklerin Avrupa'ya geldiği söylenemez herhalde. Evet, doğru. Dolayısıyla buradaki şu anda vatandaşların bu noktada kaygılanmaları aslında burada zaten gelmeyen bir dilin, yani çok edebi bir dil olarak gelmeyen bir dilin muhafaza korku ve endişesi gibi bir durum var. Burada belki üçüncü neslin yeni bir çaba mı göstermesi gerekiyor dille ilgili? Evet, yani bu entelektüellere düşen bir görev. Yani buraya Avustralya'da görev yaptım mesela orada. 90'lı 80'li yıllarda orada çocukla, gençle, kızla, oğlanla konuşuyorsunuz. Mükemmel bir Avustralya aksanıyla İngilizce, İngilizce konuşuyorsunuz. E, veya burada da mükemmel bir Hochdeutsch veya Schwäbisch veya Bayrisch veya ama Hochdeutsch'u da biliyorlar. Konuşuyorsunuz. Türkçe'ye geçtiğiniz zaman Annesinin babasının geldiği yöresin Türkçe. Yozgatlıysa Yozgat ağzıyla konuşuyor. <laughs> Aile bizim de. konuştuğumuz gibi konuşabiliyor. Yani. Evet. E, bu bir zenginlik Tabii Yerel şiveyi muhafaza etmek ama bir de İstanbul Türkçesini Hı -hı. yani veya tercüme edersek oh Türküş Hı -hı. E, İstanbul Türkçesini konuşabilmesi gerekir. E, bunu anne babadan tabi alamıyor. anne baba Aileye atıfta bu bulundu mesela. Ailede konuşulması lazım. Herhalde evet. dilin en en çok geliştiği yer orası. 3-4 yaşına Doğru. kadar çocuklar. Yani çocuk. Evet. Fakat o öğrendiği Türkçe de göresel e, Türkçe. Hı hı. Dolayısıyla çocuk bir entelektüel bir Türk çevresine girdiği zaman o yöresel Türkçesiyle mahcup oluyor, hı hı. utanıyor ve kullanmak istemiyor. Hatta Türkiye gittiği zaman o bozuk Türkçe'sini kullandığı zaman orada da mahcup oluyor. Orada Arada da birkaç Almanca oluyor. kullanılıyor. E, dolayısıyla çocuk Türkçe konuşmaktan çekiniyor. Hı hı. Fakat e, bu eğitimin artmasıyla ve dilini düzgün bir şekilde kurallara uygun bir şekilde öğrenmesiyle bu mahcubiyet gidiyor. Tatilini Türkiye'de daha çok yaptığı zaman Türk eğitimli bir çevreye gittiği zaman veya Erasmus programıyla belli dönem Türkiye'de üniversiteye gittiği zaman veya lisenin bir aşamasında Türkiye'ye gittiği zaman bu tekrar düzenlenebiliyor. Daha düzgün bir Türkçe'ye dönüşebiliyor. Dolayısıyla bunu Anne babanın ve çocukların eğer okumuşsa bunu nasıl İngilizceyi bir dil olarak öğreniyor, İspanyolcayı bir dil olarak öğreniyor, Türkçeyi de bir dil olarak öğrenip ondan sonra yani biz nasıl İngilizceyi konuşuyoruz, Almancayı konuşuyoruz ve sonradan öğrendiysek, herhalde benim için İngilizce öyle, onu e, Türkçeyi de o şekilde düzgün bir şekilde öğrenebilir. Yani burada Almanlardan örnek var. Geçenlerde bir e, yemekte tanıştığım bir Alman... Ee, araştırmacı e, mükemmel Türkçe biliyor. Başka bir tanesiyle tanıştım. Mükemmel Arapça ve Farsça biliyor. Hem yazısını biliyor, hem dilini biliyor. Yani bir Alman Alman diyelim, Lut Deutsch diyelim. Bio Deutsch, o, Bio -Deutsch deyin evet. veya Deutsch, Teutoburg Deutsch hangisini derseniz deyin. E, o gayret gösterip Farsçayı veya Arapçayı e, öğrenebiliyorsa burada kökenleri, genetik e, yapısı e, Türkiye'den gelmiş olan bir çocuğun bu dili, bir genci bunu dili öğrenmemesi mümkün değil. Kaldı ki televizyonlar var, evet. radyolar var, hı hı. internet var. İnternette düğmeye basıyorsunuz, televizyonu oradan Türkçe olarak hangi kanalı isterseniz veya radyoyu hangi kanalı isterseniz internet üzerinden e, bir televizyon, internet e, ekranından veya iPad'den izleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla dilini de geliştirebilir. Şöyle bir yanılgı mı var o zaman? Yani biz Türk'ü zaten Türkçe biliyoruz. Türkçe evet. ile ilgilenmemize gerek yok gibi bir yanılgıdan hareketle Doğru. onu cepte keklik yani evet. garanti bu dili ben ha, zaten evet. biliyorum. Evet. Evet. O zaman Almanca öğrenelim. Halbuki her dilin ana dilimizde olsa Ayrı bir çabaya, ayrı bir gayrete ihtiyacı ha, var onun öğrenmesine. Peki bu noktada vatandaşların o çocuklarında ve kendilerinde var olan o dil becerisinin kaybolmaması için bir bir gündem yapmaları evet. lazım. Bunu önemsemeleri Evet gerekir. yani anaokullarına bir camiye ilave olarak veya bir cem evine ilave olarak bir anaokulu Türkçe ve Almancayı aynı anda öğreten bir aynı kalitede, aynı yoğunlukta iki dili de öğretebiliyor. Çocuklar öğrenebiliyor. Üç dili de aynı anda öğrenebiliyorlar. Birçok e, çift dilli ailelerde bunu görüyoruz. İki dili aynı anda öğrenebiliyor. Yani bir e, şu bakımdan mesela e, Cem evlerine gidiyorum. Orada SARS kursları var. Evet. Şimdi e, o kadar hoşuma gidiyor ki bir hem müzik yapıyorlar, iki Türkçe'yi, üç şiir Evet. Şöyle şeydir, böyle şeydir. Kültür yeniden yaşatılıyor, yaşatılıyor, yaşatılıyor. o bakımdan yani Evler'in yaptıkları o hizmeti ben büyük e, takdir ediyorum ve orayı ziyaret ettiğim zaman gerçekten e, hem inançlarını, e, değerlerini koruması bakımdan hem bu tür kültürel, e, geçmişini, mirasını koruması bakımdan takdir ediyorum. Yani benden saz isteyin, size saz bulayım, <laughs> e, diyorum. E, ama aynı şekilde, e, camilerimizde de bir ortak Dil olarak Türkçe. Şimdi Türkler Avrupa'nın her tarafına yayılmış vaziyette. Sivil ya. topluma bakanlığında da bir dil görevi var o evet, zaman. Aynen. Yani, Cem evleriyle, camileriyle, spor dernekleriyle. Evet öyle bir e, orada olmasa bile dışarıda da e, Türkçe'yi bir ilave zenginlik olarak. Şimdi Türkiye'nin e, artan değeri artmasıyla mesela Arap coğrafyasında görüyoruz. E, Kafkas coğrafyasında görüyoruz. E, Gürcistan'da görev yaptım. Herkes Türkçe kursuna gidiyor. Evet. Ve hatta Cumhurbaşkanı her Gürcü Türkçe'yi de bilmesi gerekiyor diyor. Yani bu yani kadar önemli. Biraz bu göç mantığıyla Türkiye'den, Avrupa'dan biz buraya geldik, biraz bu mağdur edebiyatını atacak olursak, evet. aslında karşımıza dünya genelinde önemi artan, sadece ekonomik yönü değil, kültür ve diliyle önemi artan bir ülkeden gelmiş olduğumuzu evet. göreceğiz. Ve o dili yeniden keşfetmiş Yeniden olacağız. keşfeteceğiz. Yani dolayısıyla bizim buradaki okuyan gençlerimiz Türkçe'yi e, talep etsinler. Anne baba okullarda, ilkokulda veya o gümnazyumda Türkçe okutulmasında ısrarcı olsunlar. Yani hakkı olduğunu belli bir sayı geçtikten sonra bu işe din dersi olsun, e, dil dersi olsun o hakkı. Yani bir ilave çocukları tabii onlar işin kolayına kaçar. Bir Angarya gelir, zor olur. Aman bir daha ona mı gideceğiz, bunu mu öğreneceğiz? Hayır. Bu ana ders olarak gümnazyumda bir e, dil şeyi olarak kabul edilmesi dil notu olarak ve aptür notunun yükseltilmesine bir katkı olarak ama gayret göstermek gerekiyor Ben Türk'üm Türkçe bilirim... yok öyle evet. bir şey ya kimse öğrenmeden şey yapamaz Türkiye'den Almanya'ya gelen 600 civarında Milliyetime bağlı öğretme var bunların herhalde az sonra veliler müracaat etsin Türkçe'ye talep etsin derken evet. bunu da kastettiniz. Ya yani bu 600 öğretmen az bir sayı değil yani Almanya genelinde. Ama diğer taraftan da bu Türkçe dersine katılım %20 civarlarında. Evet. Evet. acaba sizin de Milli Eğitim aracılığıyla veya buradaki eğitim ateşiyle aracılığıyla yapmanız gereken daha çok şey var mı? Daha misin? çok şey var. Yani en başta benim yapmam gerekiyor. Eğitim e, müşavirliklerimizin daha profesyonel hale getirilmesi daha iyi organize ve Alman neyle birlikte yani bunun Alman makamlarına da yerel makamlara landis ibine de anlatarak bunun bir zenginlik oluyor Almanya'ya da bir zenginlik kattığını bilinmesi gerekiyor nasıl İngilizce veya Çince şimdi moda, moda. Bir ara Japonca modaydı evet. bu niye neden hem ekonomik nedenle oluyor Hem merak saikiyle Türkiye'de de o kadar kültür var o kadar bin yıllık tarih var hı hı. kültürel geçmiş var e ee, ve atalarının Milyonlarca Alman turist olarak Türkiye'ye gidiyor. Alman 5 turist. milyondan söz ediyoruz ee, öyle hem de oraya yerleşiyorlar Yerleşiyorlar. Ve oraya yerleşenler Türkçeyi öğrenmeye başlarken burada ataları e, Türk kökenden gelen insanlar neden Türkçeyi öğrenmesinler Hı. bu anne babaya ve o çocuklara da okumuş çocuklara da e, düşen bir görev okumamış olan meslek edilmiş olanlara da bir düşen görev Çünkü e, ticaretini belki Türkiye'nin yapacak veya Türk kültür coğrafyasıyla, Balkanlarla, Kafkaslarla, Orta Doğu'yla yapacak. O dili Orta Asya'yla yapacak. Orada da artan bir Türkiye Türkçesi konuşulmaya başlandı. Oradan da işini de ticaretini de geliştirebilir. O bakımdan yani Türkçeyi ben Türk'üm nasıl olsa bilirim deyip 3-500 kelimenin arasında sıkışmaması lazım. Güzel Türkçeyi basit romanlar, basit hikayeler okuyarak veya ...daha kolay televizyon programları izleyerek Türkçesini... Peki radyo dediniz de mi? Radyo, radyo. kulayı tabir ediyor. insan dil eğitimine daha... Evet. Yani Müzik, televizyon görsel olduğundan dolayı belki... doğru ...güzel, öbürü kulayı tabir ediyor. Radyo evet. belki daha... Radyo daha güzel. Türkçe radyo. Orada olabilir? hem şarkıların sözlerini anlamaya çalışır Yani ben İngilizceyi öğrenirken... E, ...İngilizce şarkılar da dinleyerek... ...ha bunu söylüyormuş, ne kadar güzel evet. sözleri varmış diye... Ee, sözlüğe bakıyorsun, araştırıyorsun ve öğreniyorsun. Yani gayret olduğu zaman öğreniliyor. Evet. Diğer bir problem alanı ki özellikle biz medyada çalıştığımız için bize sık sık gelen sorunlardan biri onu da ben sizinle irdelemek istiyorum. Evet. Askerlik meselesi. Evet. bedeli askerlik söz konusu Türkiye'de biliyorsunuz. Türkiye'de bu biraz daha maddi imkanları çok geniş olan insanlar açılan bir kapıydı. Evet. Ee, Almanya'daki bir tercih meselesi Türkiye'dekiler evet, için. Doğru, doğru. İsterse bedeli askerlik yapar isterse gider onay 10 ay 11 ay şu evet. anda ne kadarsa zorunlu askerlik dönemi bunu yapmış olur. Evet. Fakat bedel askerlik Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki Türkler için, Avrupalı Türkler için bir zorunluluk. Evet. Çünkü Türkiye o askerliği tam zaman yapmaya gitse bütün dönemi İşin yapmaya ne? gitse, buradaki bütün hakları kaybetmiş olacak. Evet, diğer Hakların hepsini kaybetmese bile en azından bir takım maddi kay kayıplar evet, olacak. Evet. Evet. Ama 6 aydan fazla yurt dışında kaldığından dolayı belki buraya gelemeyecek. E, vatandaş diye. olursa gider. gelir Vatandaş, evet. evet, evet. Çifte vatandaşlık olursa. Evet. Diğer taraftan buradaki insanlar çok da zengin değil. Yani böyle evet, Evlilik yaşı biliyorsunuz, askerlik yaşı aynı zamanda. Evet. Bir de aynı dönem bir 10 bin euro gibi bir rakam ödemesi gerekecek. Evet. Bu uygulama sanki buradaki insanları ihtiyacına cevap vermiyor gibi. Burada siz bunu nasıl görüyorsunuz? Ee, ben de buradaki vatandaşlar gibi görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani evet. e, bunu Ankara'yı ya anlatıyorsunuzdur Ankara'yı anlatıyorum. Evet. Ve yani bunu hissediyorum. Ben de evet. yani burada e, yaşamış olsam, büyümüş olsam neler hissedersem. Onu aynı vatandaşlarımızın veya buradaki kardeşlerimizin Alman vatandaşı, Türkiye kökenli vatandaşı ne hissediyorsa ben de onu hissediyorum. Evet. doğrusu Ve bu konuda da ilgili makamlara iletiyorum. Yani evet. bu daha önce daha düşüktü fiyat fakat 21 gün gidip askerlik yapmak hı hı. gerekiyordu. Onun için de ayrı bir masraf vardı falan yani aşağı yukarı aynı şey geliyor 10 bin deyince bir kere de ödemiyorsunuz 10 bin euroyu. Evet. yani 10 yıllık bir süre içinde ödeyebilirsiniz. Fakat tabii 3 tane oğlu varsa işine gidemiyorsunuz. Evlilik masrafı, varsa evlilik masrafı vesaire geliyorsa. varsa. Bunu bu konunun bir sorun olduğunu biliyorum ve bu konuda da gerek yurtdışı Türkler Başkanlığı'na, gerek Dışişleri Bakanlığı'na gerek diğer makamlarla işte Türkiye'ye bir takım toplantılar oluyor. Başbakanımızın ee, yakında Sayın Merkel'i kabul edecekler. Eee evet. o vesileyle yine Türkiye gideceğim. Orada yine dile getireceğim. Hı -hı. Yani e, bu işe bir çözüm bulmamız, farklı bir yaklaşım getirmemiz Hı -hı. sadece Almanya'daki değil, Amerika'daki de var. Tabii tabii. tabii. Avustralya'dakini düşün. Yani buradan hadi uçağa atlıyor. Evet. Ee, iki buçuk üç saatte Türkiye'ye gidiyor. gayet ucuz bir fiyatta e, şey olduğu zaman mevsim dışında olduğu zaman. Peki Avustralya'daki ne yapsın? E, 14 saat uçuş. Ee, onun masrafı çok daha fazla, daha fazla ayrılması gerekiyor. Onun da bir e, sıkıntı olduğunu Hı. biliyoruz. En azından sosyal devlet anlayışı gereği insanların gelir düzeyi dikkate alınarak bir tablo yapılsa. Fiskala mı? O da zor. <laughs> o da zor. Ya yani O zaman da e, sen şunu öde, ben bunu ödeyim. Yani vergi dilimi gibi bir şey değil bu. Yani senin gelirin fazla fazla Hı -hı. var. Evet farklı bir evet. konsept. O zaman bu konuda biz vatandaşlarımızın talebini vesilesiyle iletmiş Peki, olalım. Peki ben de aldım. <laughs> burada bir çözüm beklentisi var. Kesinlikle yani, yani ben bunu yani Türkler e, yani, ben neden mesleğe girdiniz dediniz ya nasıl evet. o zaman hissettiysen buradaki vatandaşlar aynı şekilde ben de burada hissedebiliyorum. Onun yerine kendisini kendimi koyabiliyorum ve sempatiyle de karşılıyorum bunun bir şekilde farklı bir çözüm bulunması gerektiğini. Evet. Bir yandan da burada Almanya'da veya Amerika'da veya Avustralya'da e, Kanada'da askerliğin zorunlu olmadığı gerçeğinden de hareket etmemiz Hı -hı. gerekiyor. Evet. Biz bütün vatandaşların sizi bulup soru sorma imkanı olmaz diye düşündük. Bunu sorduk. Ama bir de vatandaşa mikrofon tuttuk. Buyurun. Sayın ile karşılaşsaydınız veya ona bir soru sorma imkanınız olsaydı ne sorardınız Bakalım ya hangi mesajı verir, <laughs> verirdiniz diye. Şimdi o veteri izliyoruz birlikte. Peki. Burgarların bile burada ehliyeti geçerli, bizimki geçerli değil. Sebebini biz de bilmiyoruz. Çok zorlanıyoruz burada. İki, burada herhangi bir sosyal hakkımız var idi. Ama ne yazık ki şu anda birinci sınıf yerine üçüncü sınıf sıfatına düştük. Ne yazık ki sayenize diyeceğim. Çünkü tam olarak emin değilim. Çünkü bizimle pek ilgilenmiyorsunuz. Lütfen ilgiye ihtiyacımız var halk olarak. Çünkü biz gurbetçiyiz. Artık burada da gurbetçiyiz, orada da gurbetçiyiz. İki boyutun ortasında kalmış toplumuz. Benim bir sorum olacak. Biz yıllardır burada yaşıyoruz ve niye sizi tanımıyoruz? Kendinizi bize tanıtmanız gerekiyor. Büyük elçiye şu soruyu sormak istiyorum: Bizim için neler yapıyorlar? Türk Devleti bizim bizimle ilgili neler yapıyor? Çünkü bizim buradaki tek soru sorabileceğimiz insan büyük elçi olduğu için bizim arkamızda duruyorlar mı? Bizim için yaptıkları şeyleri görmek istiyoruz artık. Ben Sayın Büyükelçimizden Elçimizden öncelikle buradaki Türk çocukları için Türkçe eğitim, Türk dili her şeyden önce bunun okullarda yaygınlaştırılmasını istiyorum. Evet büyük elçiye tek bir sorum var. Bu Almanya'daki Türkleri niye düşünmüyorsunuz? İkinci sınıfa koyuyorsunuz. Büyük elçimizden isteğimiz e, buradaki vatandaşlarımızın boşanmalarından dolayı kaynaklanan sıkıntılar var. Buradaki yapılan boşanmalardan sonra Türkiye'de de onaylanması gerekiyor ve büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların giderilmesini, bunlarla ilgili çalışma yapılmasını kendisinden rica ediyoruz. Sayın Büyükelçim, e, Ankara Anlaşması'na istinaden geçerli olan e, Hükümleri Almanya devleti tek, tek taraflı olarak uygulamama yoluna gidiyor. Yani buna bir çözüm bulunabilir mi onu merak ediyorum ben. E, Filige family dedikleri ve Berayça Filige veya normal Filige family olarak bakıcı aile e, konusunda onları yönlendirmelerini özellikle tavsiye ediyorum ve de istiyorum. Türkiye'den gelmiş olan ve burada üniversite okuyan öğrencilerimiz, üniversite öğrencilerimize özellikle ilgilenilmesini, onların problemlerine eğililmesini, Onların bursdur efendim kalmadır barınmadır bu gibi problemleriyle mutlaka eğitim ateşeliğimizin din ateşeliğimizin ilgilenmesini istiyorum. Sayın büyükelçim size bir soru sormak istiyorum. Çifte vatandaşlık ne zaman olabilir ve çifte vatandaşlık hakkını biz Türk insanlar olarak burada tekrar nasıl kazanabiliriz? Evet, izlediniz, dinledik vatandaşlar. Biz onlara teşekkür ederiz evet. sordukları için. İki konuyu ben VTR'den programa aktarmak istiyorum. Diğer konularda siz elbette ki cevap verebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi, vatandaş Ankara Anlaşması'ndan söz etti. Oradan evet. doğan haklardan söz etti. Burada bu vize meselesi var. Yani normalinde evet. 70 70'li yılların başında yapılan ek protokolde iki ülke arasındaki uygulamada var olandan daha geri gidilemez ibaresi var. Fakat 80 darbeden bir hafta önce veya o ay 1 Eylül'de Almanya tek taraflı vize uygulamasına geçti. Bu buradaki vatandaşlar için de sorun. Türkiye'deki esnaf için de buraya fuara gelmek istediği evet. zaman sorun. Akrabalarını davet ettikleri zaman sorun. Evet doğru. Bu çözümsüzlük ne kadar devam edecek? Ee, bir takım endişeler var burada Hı. Almanya'da. Ee, acaba vize kaldırılırsa işte bütün Türkiye buraya mı göçer diye. Haksız bir... Belki daha eskiden olsaydı doğru haklı olabilirdi diye. Ama Türkiye'nin bu artan ekonomik imkanları, potansiyeli buradan insanlar gidiyor. Geçen sene Alman Cumhurbaşkanı da şikayet etti. Serzenişte bulundu. Ya biz eğitiyoruz. Tekrar Türkiye'ye gidiyorlar bu insanlar. Annesinin, babasının, dedesinin topraklarına Gidiyorlar, 30 bin tane yetişmiş eğita, eğitim görmüş beyin, güç, Aydın beyin deşi gücü deşi. E, diyor. E, e, bu bakımdan Türkiye'nin ekonomik kalkınmasıyla birlikte Türkiye'nin zaten kendi iş gücüne ihtiyacı olacak. Şimdilik e, Almanya'da daha cazip. E, fakat bu sonsuza kadar böyle sürmez. Şimdi e, bakın İtalya e, Avrupa Birliği kurulurken. ...daha doğrusu AET... ...Avrupa Ekonomik Teşkilatı... ...alt ülkenin katılımıyla... Katılımı gizel, e, ...Gizel Şaft... Mıydı? ...o zaman... ...bu Roma Anlaşması yapılırken... E, ...malların... ...ve sermayenin serbest dolaşımı... Hı hı. ...bu ülkelerin arasında... ...öngörülmüştü. Fakat İtalya... ...ısrarla buna emeğin de serbest dolaşımı... ...insanlar da serbestçe geçsin... ...diye koyduruyor, bastırıyor yoksa imzalamam diyor yani o e, Benelüks ülkeleri Fransa Almanya İtalya e, fakat diğerleri çok istemiyor Almanya e, Fransa vesaire ama Iısra İtalya bu olmazsa biz de imzalamaz diyor sonra onların isteği üzerine e, bu da emeğinde serbest dolaşımı, vizesiz dolaşımını katıyorlar neden Çünkü İtalya hiçbir zaman işsizlik sorununu çözebileceğini düşünmüyordu her zaman e, İtalya'da güneyinden, ortasından bir büyük bir işsiz kitlesi, tarih boyunca büyük bir işsiz kitlesi olacağını, her zaman o 30'lu yıllarda da, 20'li yıllarda da Almanya'ya, buralardan, işte daha doğrusu İtalya'dan Almanya'ya ve Fransa'ya ve Arjantin'e, Amerika'ya bir göç olacağını, işsizlik sorununu hiçbir zaman çözemeyeceğini düşünüyormuş o zamanki. 50'li yıllarda dahi ki politikacılar onun için bu serbest dolaşımı ki işsizler girebilsin diye. Emeğin de serbest dolaşması. İnsanlar de da serbest geçsinler evet. diye anlaşmaya koyduruyor. Şimdi İtalya'nın insana ihtiyacı var. Ee, ve ondan sonra hızlı endüstrileşme ondan sonra hızlı kalkınmayla Bir nüfus azalması. Da, eklendi, azalması yaşlandı, eklendi. Eklendi, İtalya da dışarıdan nüfus almaya başladı. Ee, işçi getirmeye başladı. Almanya'ya Göç akımı durdu İtalya'dan. Evet. Ben İtalya'da yaşarım diyor. Yaşam daha güzel, daha renkli, daha sıcak. Yemekler daha e, renkli. E, deniz hemen yakınımda. Ben niye gideyim diyor gurbete. Şimdi aynı şeyi Türkiye'ye çevirin. E, Türk insanının işi olursa belki almaya kadar maaşı olmayacak. E, fakat renkli bir yaşam. E, Boğaz yemek, manzarası. Boğaz manzarası, deniz manzarası, Karadeniz manzarası. E, orada belli bir Sıkıntılar olmakla birlikte bir canlı bir hareketlilik var, pazarı var, farklı çeşitlilik var. Şimdi o insanı sen topraklarından koparıp da başka bir yere götüremezsin. Anca cebine parasını koyar belki gezer. Nitekim de artan ölçüde Türkler turizm yapıyorlar. Evet. Yani Mısır'a gidiyorlar, piramitleri görmeye gidiyorlar, Kızıldeniz'e gidiyorlar, Tayland'ı görmeye gidiyorlar. Amerika'ya gidiyorlar, Disneyland'e gidiyorlar ee, ve ciddi bir turizm potansiyeli Türk insanında. Çünkü zenginlikle birlikte insanlar gezip görme e, isterler. İlk önce bir araba alır, sonra evini e, içini döşer, geliştirir, daha sonra e, bir dünyayı görer, sonra başka daha büyük, daha geniş ev alır. Yani bu genel trend bu şekildedir. E, Türk insanı da şimdi e, bu turizm, dünyayı görme şeyine başladılar. Fakat vize alamıyorlar buradan. E, Fransa'dan daha kolay alıyor. E, Finlandiya'dan kolay alıyor. Almanya'dan en zor, zor. En zor Almanya. mı? En zor Almanya. E, bunu görüyoruz. Şikayet ediyorlar. İş adamlarımız da şikayet ediyorlar. E, ve bundan Alman iş adamları da çok şikayet ediyor. Bu Alm Türklere bu kadar iş gücü geliyor. Şey, iş adamları var. E, ticaret yapıyorlar. Sanayi yapıyorlar. Turist olarak gidiyorlar. Bu turistlerin pay alamıyoruz diyor. Bana da geliyor Alman. E, yerel yöneticiler ya sizin turistleriniz var bizden gidiyor o kadar siz niye gelmiyorsunuz e, kaldırın vizeyi gelelim evet. yani, hatta bazen öyle oldu ki fuara eşyalarını gönderiyor Eşler yani. geliyor fakat şirket sahibi genelde dur kendisi gelemiyor, gelemiyor. veya, veya sonradan, bazen sanatçılar çok popüler Türkiye'de yani. tanıştığımız sanatçılar gümrük kapısından geri dönmek yani. zorunda kalıyorlar bu e, vize engellemesi gazetecilerde yani bu meşhur içinde, gazetecilerde şimdi evet. bunun aşılmasının Gerektiğini Alman makamlar artık idrak ettiler. Ee, en üst siyasi yöneticiler de bunun farkındalar. Fakat bu işte daha hala Türkiye'den acaba fazla göç olur da gelir mi insanlarda bir endişe var. Bunun Türkiye'nin ekonomik kalkınmasıyla birlikte aşılacağı kanaatindeyim. Ee, veya en azından kolaylaştırılabilir. Amerika 10 yıllık vize veriyor. Ee, i̇şte Fransızlar daha rahat veriyor. Niye? Gelsin ticaretimiz artsın diye evet. veriyorlar. Kendi ülkesinin çıkarı için. Almanya o noktaya gelecektir yani vize konusunda. Yeni bir yılın başındayız. Belki 2013 yılında bu konuda bir gelişme olur. Şubat'ta Ama... Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'ye gidiyor. Evet. Bizim buradan belki iki başbakana da sizin konuğumuzsunuz. Verebileceğimiz meşas bu konuyu da bu vize meselesinde en yakın zamanda çözüme kavuşturmaları. Sürekli gündemimizde var zaten. Geçen sefer sen başbakan geldiğinde de o konu görüşüldü. Ee, İçişleri Bakanı'na da e, söylüyoruz. Bazı kolaylıklar sağlama, iş adamlarına daha kolay vize verilmesi. Fakat e, düğününe e, annesini, babasını, dedesini çağırmak istiyor buradaki evet. genç. E, haklı olarak bir insan hakkıdır. Yani insanın böyle en yakınlarının şey yapması. Bu konuda eminim e, zaman içinde bir çözüm, şeyler, çözümler alışılacak. Belki yani, sizin de bir yıl sonra ikinci yıl değerlendirmesi yapacak. Bunda da çözülmüş bir konu inşallah olarak daha rahatlar, izleyicimizle evet. paylaşırız. Evet Sevgili seyirciler vize konusu, çifte vatandaşlık konusu, vatandaşlar Sayın Büyükelçimizi yönetmişlerdi. Birçok konu Almanya ile Türkiye arasında yakın bir işbirliğini gerekli kılıyor. Reklam arasından sonra hem Türk-Alman ilişkilerin tarihine bir göz atacağız. Hem de 3 milyonluk Almanyalı Türk'ün, 5 milyonluk Avrupalı Türk'ün çözümü konusunda Türkiye bir tarafta ikinci ülke bizim bugünkü konumuz Almanya. Almanya diğer tarafta birlikte neler yapmalılar, ne, neler yapabilirler, neler yapma, yapmalılar. Bunları Sayın Büyükelçi Hüseyin Avni Karslı ile değerlendireceğiz. Şimdi bir kısa reklam arasın. Evet, üçüncü bölümde daha çok Türk-Alman ilişkileri, tarihi ve bugünden geleceğe bakarak birlikte neler yapılabilir bunlara evet. değineceğiz. Ama daha önce ben VTR'deki vatandaşların gündeme getirdiği ve sizi sorularak yönelttiği bir konuyu daha irdelemek istiyorum. Bunlardan evet. biri de çifte vatandaşlıktı Sayın evet. Büyükelçim. Yani bu da aslında böyle hep konuşulan ama evet. bir türlü çözülemeyen bir konu başlıyor. Evet. Ee, bu tabii Alman tarafının çözmesi gereken yani. İşin e, işin gerçeği şu. E, daha önce çifte vatandaşlık vardı. Vardı. Benim Hiç babam da çifte vatandaş. Hı -hı. E, o hakkı veriyor. O zaman bir loyalite, sadakat kime karşı olacak? Nasıl olacak? Şimdi o gündeme hı -hı. getiriliyor. E, öyle böyle bir sıkıntı yok yani Türkiye'nin Almanya savaşa mı girecekler? Evet. Hiçbir zaman savaşmışlar mı? Hı hı. Her aksine, zaman, aksine beraber e, cephelerde başka bir başkan, olmuş. düşmana evet. karşı savaşmışlar. öyle bir yani kime sadık? Ona mı sadık? Buna mı sadık? öyle bir sıkıntı yok. Hı hı. Ee, bu insanlar buraya katkıda bulunuyor. Buraya gelmişler, yerleşmişler ama kökleriyle de bağlarını sürdürmek istiyorlar. O da en doğal hakkı, insan hakkı olarak e, hakkı, kültürünü, inançlarını, değerlerini devam ettirme, kendi çocuklarına, inançlarını aktarma bir en temel insan hakları. Zaten anayasada da var. Evet. Ee, bu Türk ki ve Türk kökenli insanlarımızın devam ettirmesi konusu. Şimdi İranlı'nın var. Ama vatandaşlarımızda Türkiye şöyle bir kanun çıkarsa bir kere Türk vatandaş olanın, artık Türk vatandaşına çıkma şansı yok. Mesela bazı ülkelerde öyle. İran'da bildiğim kadarıyla. Evet. Kadar İran. İran'da birkaç ülkede var ama o da o oradaki insana haksızlık oluyor. Yani ben çıkmak istiyorum, ben bırakmak istiyorum. Beni zorlar nasıl tutarsın? Hı hı. O da o da bir hak. Çünkü onu da engellemek istemiyoruz. Fakat şu bir işin gerçeği ki bir e, İsrailli çifte vatandaş olabiliyor. Bir e, Amerikalı olabiliyor. Veya bir e, AB içinde Yunanlı, İspanyol. Hani o zaman da işte AB vatandaşıyız diyor. Bunların hepsi e, tabii e, işin e, kolayına kaçma. İşin gerçeği şu ki bu insanlar istiyorsa o hakkı da vermek lazım. E, genç nesil politikacılarla konuşuyorum bunu. Bahset yani dile getirilmiyor değil. E, onlar e, bu konuda e, bir buradan buradaki insanlardan o talebin gelmesi gerekiyor. Hı hı. Yani burada yaşayan Alman vatandaşı olduktan sonra biz zaten onu teşvik ediyoruz. Alman vatandaşlığına evet. geçin, Fransız vatandaşlığına geçin, İngiliz vatandaşlığına hangi vatandaşlığı alabiliyorsanız oraya geçin. Orada oranın toplumuna katkıda bulunun. Orada ekonomik olarak, kültürel olarak e, girişin. yerleşik hale gelin. Oranın e, içinde yer alın. Yani bu endüral haklar bu kadar Vergi vermiş, gençliğini vermiş. Yani benim babam 62'den beri burada, 50 yıl burada yaşıyor. Buraya vergi veriyor, buraya hizmet ediyor. Ve hiçbir hakkı olmayacak. Öyle bir haksızlık olamaz. Bir Amerika'ya git diyorsunuz veya bir Kanada'ya gidiyorsunuz. Hemen oranın her türlü haklarına sahipsiniz. Veya Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan hiç Almanya'yla ilişkisi olmamış. Hı hı. Fakat... 300-400 sene önce ataları oraya gitmiş Çvabınland'dan, bilmem Bahadınland'dan veya Baviyara'dan. O insanın her türlü hakkı var. Rusland doyuşları veya işte e, o coğrafyaya gitmiş olan insanların her türlü hakkı var. E, ona her türlü hakkı ver O o zaman şey yapması Bu nasıl olabilir? Ancak sivil toplumun kendi baskısıyla olabilir. Yani ben Türk Büyükelçisi olarak burada istediğim kadar girişim yapayım şey yapayım sana ne derler? Evet. Benim şey. Peki bir iki iki başlık... buradaki vatandaş geçer buranın vatandaşlığı ondan sonra ben bu hakkı istiyorum. Nasıl İspanyol'a veriyorsun? Nasıl şey İsrail'e veriyorsun? Veriyor. Nasıl Brezilya'ya veriyorsan bana da ver kardeşim. Ben de oyumla bunu belli ederim. Derse ancak şey yapabilir. Bu sivil toplum, bu örgütlü toplum bu haklarını arama şey yani vatandaş bana söylüyor ama ben de evet, e, haklısın. Sen burada siyasete katıl, senin çocuğun da katılsın, akrabaların da katılsın ve bu hakkınızı isteyin. Hı hı. Hakkını aramayla olur. Bir de belki mesela başlıklarda işte ehliyet sorunundan, çifte vatandaşlık sorununa değindik. ilgisizlikten şikayetçi, bizim için neler yapıyorsunuz gibi bir cümle var. Türkleri düşünüyor musunuz gibi bir cümle var. Her <laughs> gün <de> bir... <laughs> içindeyiz yani. Yaşıyoruz. Her gün işindeyiz. Babam işte burada. bu yani. <laughs> evet. Evet. E, Boşanma gibi üniversitelerin evet. sorunu. Peki evet. burada e, şu dikkat çekiyor. Yani aslında bir vatandaş demokratik çoğulcu bir toplumda kendi inisiyatif... Evet. Kalkıp kendi soru, ele alıp kendi sorunlarına kendisi sahip çıkması evet. gerekiyor. Hani çözüm süzseniz, çözüm sizsiniz. Evet. Bu olduğu zaman da hem siz Türkiye tarafı hem Almanya tarafı zaten çözüm arayışı için olan inisiyatif olan gruplara evet. ellerine geldiği kadar yardım ediyorlar. Evet. Burada bir geniş çaplı bir işbirliği ihtiyacı var. Kesinlikle. Hem Alman yani... yetkililer hem Türk evet. yetkililer. Doğru. Fakat belki her şeyden önce de vatandaşın kendisinin bir şekilde örgütlenerek talepleri evet. kamuoyuna taşıması gerekiyor. Evet. Yani bu gerekli. 20. yüzyıl toplumu örgütlü toplum, sivil toplum, STK'lar dediğim sivil kuruluş evet. kuruluşları. Bunun için var. Çıkar grupları var. işte lobiler var. Hı hı. Yani vatandaş bir hangi dernek altında? birleşik Spor Derneği mi? Veliler hı. Derneği mi? Gençler Derneği mi? Türkçe ilgili derneği bir dernek mi? mi? Türkçe Dilini Geliştirme Derneği veya Kanarya Sevenler Derneği'ne olabilir. Türkiye'deki bilmem e, bazı bitkileri koruma derneğinden veya hemşeri dernekleri var. İşte Karadenizler var, Tokatlar Derneği var. E, Trabzonlar Derneği, Trabzon Derneği bile var. Beşiktaşlar Derneği. Şimdi böyle dernekler şirseniz ve haklarınızı örgütlü bir grup olarak isterseniz gidersiniz. Ben bu hakkı istiyorum. Böyle bir hakkım var. Şun 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 şu örnekler var. Lütfen bize de bütün ihmeştümen geçti. Yani o işte yine sivil toplum. Ha Alman makamlarına gider, bize gelir ama yine kendisinden, kendi çevresinden, kendi e, geniş çevresinden, örgütlü çevresinden ancak o hakkı talep ederse olabilir. Evet. Yoksa e, işte Büyükelçi şunu yapsın. Büyükelçi'yi dinlemezler ama vatandaşı dinlerler. Şöyle bir durum var yani köy toplumu biraz kapalı bir toplum oluyor. Her şey devletten beklenen evet. bir anlayış orada. No yaygın oluyor. Tek renk, tek tipi doğru. toplum doğru. yapısı oluyor. İyi kötü açısından demiyor demiyorum. Evet, evet, evet. Yani bir durum doğru. tespit. Yani tespit bir şey, tespit bir sosyolojik değil. bir gerçek. Evet ama demokratik toplumlar, açık toplumlar, çeşitliliği kendi içine barındıran toplumlar daha çok vatandaşın girişiminden yaşıyor. Aynen, yani doğru. siyaset de ona bakıyor, devletler de ona bakıyor. Evet. Burada Buradaki bu sorular onu benim aklıma getirdi. Peki göbeğini kesmesi lazım vatandaşın. Reşit bir duruş göstermesi evet. gerekiyor. Yani devletler karşıda. Vergiyi veriyorsa Hı -hı. hakkı da var söyleme hakkı var. Söz hakkı var. Yani bütün bu devrimlerin olma nedeni de odur zaten. Ben parayı veriyorum. Hadi bakalım. Benim ben de karşılığında hakkımı istiyorum. Hakkımda işte burada ben çifte vatandaş falanca falanca alıyor. Ben de istiyorum. Falanca falanca şu ülkesiyle ilişkilerini dil yabancı dil veya işte Türkçe dilini o şey yapıyor. Ben de onu istiyorum. Ben de inançlarımı, değerlerimi yaşamak istiyorum. O hakkımı siz benim anayasal hakkımı vermiyorsunuz. Hadi bakalım ben de örgütlendim, işte şu grubum, bu grubum bana din dersi için hoca bulun veya ben şunu talep ediyorum falanca hoca gelsin veya falanca dede gelsin deme hakkına sahip olur. O örgütlenme gerçekleştiği zaman da Hamburg örneğinde görüldüğü gibi yerel yönetimler bu örgütlü yapılar muhatap evet. kabul edip onlarla anlaşmalar imzalıyorlar. Evet, aynen öyle oluyor. Evet. Ben şimdilik son bölümü geçimli olarak başlatmış doğru. olayım. E, bu biraz e, bizim için önemliydi. Vatandaşın olaya nasıl tabii yaklaşımı, tabii. bu yaklaşımın doğru olması, yanlış olması, nerede ne isteyeceğiz, nasıl isteyeceğiz, evet. nasıl örgütleneceğiz. Evet. Bunlar zannedersem önümüzdeki dönemlerde buradaki Türkler için önemi artacak konu başlıkları. Evet. Almanya-Türkiye ilişkilerine ben gelmek istiyorum. Siz az önce ifade ettiniz. Şubat ayında e, Sayın Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye gidecek. Bundan evet. iki ay önce Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'daydı. Evet. Arada bir sürekli bakanlar gidip geliyor. Evet. ile ilgili geçen e, yılın sonunda Alman Meclisi karar aldı. Evet. Türkiye'ye Alman askerler gidecek. Geçen sene yine NSU cinayeti üstüne tartışmalar oldu. Evet. Evet. Fakat şunu da başlamak istiyorum ben. Her iki taraftan siyasetçi bir araya gelince her fırsatta bu Türk-Alman ilişkilerinin özel bir yapısından söz ediliyor. Evet. Yani çok özgün bir şey olduğu söyleniyor. Herhalde bunu siz en iyi bilecek isimlerden birisiniz. <laughs> İki tarafı da çok iyi tanıyorsunuz. Bu ilişkiyi sorunlarıyla beraber, artırlarla beraber özel kılan ney? Ee, bir kere her şeyden önce yani geçmişteki beraberliğimiz evet onun bir bir nostaljik bir yönü var. Yani pratiğe dönüşme açısından o çok fazla şey olmuyor ama bir psikolojik, ve nostaljik bir yönü var. 1763'te evet. ilk benim e, selefimin gelmesinin e, ve burada sarayda büyük kabul görmesinin e, o önemli. Fakat işin gerçeği burada yaşayan Türkiye kökenli 3 milyona yakın insanımız. Bu özel kılıyor bu ilişkiyi. Bu bu özel kılıyor tabii ki. E, bir e, Yabancı büyükelçiler geliyorlar bana. Sizin bu e, ilişkiniz nasıl bir ilişki ki? Bu kadar Türk kökenli milletvekili meclislerde yer alıyor. Hı hı. Bir İtalyan Büyükelçisi'nden işte bana söylüyor İtalyanlar şöyle iyi çalışıyorlar, onların işte diaspora ile ilgili bakanları var İşte onları siz örnek alın diye bazı entelektüel arkadaşlar geliyorlar bizi eleştiriyorlar. Evet hakkı var. Her şeyi çok iyi yapamıyoruz, yapmadı, yapamadık belki. Orada da suçlanacak bir yönümüz olabilir, onu da kabul ediyorum. Fakat işin gerçeği bir İtalyan Büyükelçisi'ne söylediğim zaman o da diyor ki, ya siz ne diyorsunuz biz sizi örnek alıyoruz. Hı hı. Bu kadar İtalyan var, bir Türk İtalyan kökenli milletvekili yok mu? mecliste evet. diyor. Sizin Bundestag'da da var, e, Landestag'da da var, her yerde de var. Yani biz sizi örnek gösteriyoruz diyorlar. O bakımdan... Aslında ben de vatandaşımla da burada Türkiye'den gelmiş insanımla gurur duyuyorum. Hı hı. Yani doğrusu çok şey var. Baş... İş adamlarımızla. Yani bu insanım gelmiş. madende çalışmış. İşte örneği burada. onun çocuğu okumuş. Belli bir yere gelmiş. Bakanlıklara girmiş. Üst düzey bürokrasiye girmiş. Bürokraside daha az ama iş adamı olmuş. Küçük ölçekli daha sonra büyük ölçekliye geçiyor. Şimdi e, daha büyük ölçekliye. Daha profesyonel şirketler daha oluşuyor. profesyonel şirketler oluşuyor. Bunlar bir, bir süreçtir. Bu daha da iyisi gelecek. Daha da çoğu gelecek. O bakımdan bu bir zenginliktir. Almanya'ya da bir e, katkıdır. Biz bu insanlarımızın vermiş olduğu e, bu zenginlik özel kılıyor. Türkiye'de 100 yıldır. Ee, olan Alman şirketleri yani bu. Zimment'in üzerinden yıldan fazla bir geçmişi var, var. Türkiye'de. Evet. Anadolu'da. Diğer bazı firmaların da var. Ee, onlar geliyorlar orada iş yapmışlar çünkü 1900'lerin 1800'lerin ortalarında ve sonunda Almanya'dan da Türkiye'ye Osmanlı topraklarına belli bir göç olmuş. Almanya her zaman nüfusu fazla olan, her zaman dışarıya nüfus veren. Bir olmuş. Açlık çok olmuş. Yokluk burada çok olmuş. Onun için Rusya'ya gitmişler, evet. Amerika'ya gitmişler, Güney Amerika'ya gitmişler, Kuzey Amerika'ya gitmişler ve Rusya topraklarında ve Osmanlı'ya da hatta gelmişler. Dolayısıyla bu insanlar da özel kılıyor bizim ilişkilerimizi. Her yıl milyonlarca turistin gelmesi Türkiye'ye. Orada demek ki bir kalite görüyorlar. Orada bir zenginlik görüyorlar ki Türkiye'ye geliyorlar o kadar iş dünyasından 4.800 civarında Alman firması Türkiye'de iş yapıyor. O da özel kılıyor ve buradaki bizim girişimcimiz ve özellikle gençlerimizin daha fazla bu girişim dünyasına girmeleri, meslek öğrenmeleri ve kendi iş yerlerini açmaları, devralmaları Alman şirketlerini, bunların hepsi bu ilişkiyi özel kılıyor. Biz de buna değer veriyoruz. Yani biz Almanya'nın ilişkilerimiz hakikaten AB konusundaki farklı görüşlerimiz, diğer bazı alanlardaki farklı görüşlerimiz olabilir. Bu iki ülke arasındaki ilişki, insan ilişkileri gibi ülke ilişkilerinde de bazen e, farklılık olabiliyor. Ama biz bunun iyiye gittiğini, iyiye gitmesi gerektiğini, daha derin, daha köklü bir e, kültürel bir e, alışverişin olması gerektiğine inanıyoruz. Evet. Ve bunu da arzu ediyoruz. ve Ben de elimden geldiği kadar Almanya'yla iyi ilişkiler, ekonomik ilişkiler, kültürel ilişkiler, insani ilişkilerin olması için gayret edeceğim. Onun için araçlar var. İşte bu vize kalksın vesaire. Bunlar hepsi zaman içinde çözüleceğine inanıyorum. Evet. Böyle köklü bir ilişki, ekonomik, kültür yönü, tarihi yönü, askeri işbirliği yönü evet. her yerine baktığın zaman belki ayrı ayrı programlar yapmayı evet. gerekli kılan çok yönlü bir e, ilişki ağından söz ediyoruz. Evet. Burada iki sorun başlığı geçen yıl iki konu sorun olarak gündeme geldi. Almanya'da bunlardan bir tanesi Türkiye'nin terör örgütü PKK ile konusundaki taleplerin evet. Alman tarafında yeteri kadar e, dinlenilmemesi veya karşılık bulmaması oldu. PKK ile ilgili Türkiye'nin talebi ne? neydi Neyden rahatsız Türkiye? Burada melce bulması, burada kaynak maddi kaynak temin etmesi. Fakat Almanya'da bunu anladı artık. Yani Almanya'da şu terör, bu terör iyi, bu terör kötü, bu falanca şey. Terör, terördür. Ee, i̇nsanı öldüren, hiçbir ayrım yapmaksızın insanları e, terörize eden, yani korkutan e, bir bomba koyup e, Kızılay'ın ortasında, İstanbul'un ortasında onlar da orada kim olursa olsun havaya uçurmak. E, bu burada da kabul edilebilir değil, Amerika'da da kabul edilebilir, hiçbir yerde kabul edilebilir değil o bakımdan Almanya'da burada yaşadığı son Mannheim olaylarında Alman polisi hiçbir provokasyon yok, hiçbir şey yok. 1992'de otobanda polisi yakmalarından, Manheim'de Mannheim'de polisleri dövmelerinden gördü ki bunun arkasında başka bir şey var. Bunun arkasında aynı zamanda uyuşturucu var. Evet. bunun arkasında büyük çıkar var yani i̇nsan para kaçakçılığı insan var. kaçakçılığı var. Yani insanları artık farklı bir boyuta geçti PKK'da. Artık şeyinden ee, tam bir e, kriminal hem terör örgütüdür hem kriminal şeyleri yapıyordur hem uyuşturucuyla uğraşıyordur artık Alman toplumu için de ciddi bir e, bela olmaya başladı. Onu da fark ettiler. Bizim uyarımızı e, dinliyorlardı fakat artık işin gerçeğini de görmeye başladılar. Bu akımdan evet. işbirliğimiz de gelişecek. Bu gelişecek. Konuda. Diğer bir konu ise yine bir terör türü dediğiniz evet. siz dediğiniz terörün türleri birbirinden e, ayırmaya gerek yok. Terör kendisi zaten bir insanlık suçudur evet. ve hani neyi ister dini ister etnik ara, alanı Hiç araç olarak şey yok. kullansa evet. bile arkasındaki terör aynı terör. Evet. Bu e, siz bir yıl önce göreve başladığınızda kendinizi Almanya'daki NSU terörünün, bu nasyonal sosyalist yeraltı hücresinin ortaya çıkma süreci içinde de evet. buldunuz. Evet. Bir yılda bu tartışmalar devam ediyor. Devam ediyor. Aile yak o şehit olan demek lazım çünkü bir cinayete kurban gittiler. İnsanlar evet. yakınlarıyla da görüştünüz bu, evet. bu zaman dilimi içinde. O süreci nasıl yaşadınız? Ee, i̇nsana o çok süresiniz? dokunuyor, insan, gözü yaşarıyor, insan o, o, o isyan edesi geliyor. Yani sırf Türk olduğu için veya sırf başka renkten olduğu için bir insanın öldürülmesi. Yani araştırıyor, inceliyor, nerede çalışıyor, ne zaman giriyor, ne zaman çıkıyor. Bunu özellikle çalışmasını yapıyor ve ondan sonra gidiyor. soğukkanlı bir şekilde öldürüyor ve kayboluyor. Ve aynı tabanca birçok yerde bu cinayeti işliyor. bu tabii hem insanlar üzerine. o zamanlar bilinmiyordu bir şey. Fakat aynı tabancadan işlendiği ortaya çıktı. Ceska Ceska. Evet. bunu BK'nın Bundeskriminalamt'ın geçen Sonbahar toplantısında beni de çağırdılar. Bir konuşma. Yani. Wiesbaden'deki, e, Alman Federal Polisinin e, aşırı sağ Almanya'daki ve Avrupa'daki aşırı sağın yükselişi ve bunların e, insanları ırkçı bir söylemle e, dile getirmeleri e, konusunda bir toplantı oldu. Ben de orada e, konuşma yaptım. E, i̇şin gerçeği şu, e, bu şekilde bir kere ırk söylemi üzerinden başka insanları veya din söylemi üzerinden başka insanları öldürmek bir insanlık suçu şüphesiz. Bu insanlar öldürülen insanların akrabaları gerçek bir travma geçirmiştir. Şimdi ondan önce de bir yabancı düşmanlığı çerçevesinde bir Zollingen yaşandı, bir Mön evet. yaşandı. Oradaki anma törenlerine de gittim. Ve oradaki insanların o üzüntülerini derinden hissediyorsunuz buraya gelmişler çalışıyorlar vergilerini veriyorlar ve öldürülüyorlar. Evet. O insanlar için bir travma. Herkes için, toplum için de travma. Türk toplumunun için buradaki de bir travma. Yani her an biri gelip beynine kurşunu sıkılıyor sırf yabancı olduğun için. Güven bunalımı oluyor. Yani hukuk devletine nasıl güveneceksiniz? Evet. Öyle bir şey. Onun aşılması gerekiyor. Ona bir daha izin verilmemesi gerekiyor. Bu birkaç aşamadan oldu. Onu da dile getirdim. Böyle bir şeyin daha yaşanması Almanya'nın uluslararası çıkarları ve uluslararası saygınlığı bakımından da çok büyük zarar verir. Evet. Yani çünkü bir de geçmişinde yaşanan bazı olaylar var. Onu fazla dillendirmiyoruz ama herkes bunu altında bilir. Almanya'nın bu konuya çok özellikle Almanya'nın tabi bu konuya ciddi şekilde eğilmesi gerekiyor. Araştırmalar yapılıyor. Sözler, vaatler veriliyor. İşte bir soruşturma komisyonunda bazı çalışmalar var. Fakat öbür taraftan insanlar gerçekten güven duyuyorlar mı buna? O da ayrı bir konu. Siz komisyon toplantılarını, yani öldürülenlerin, evet. öldürülenlerin çoğu neresi? Hepsi Türk vatandaşı, polisi evet. ve o Yunanlı iş adamının hesabı. O da Türk diye öldürüldü tabi Yunanlı olan. O da Türk olan. diye öldürüldü. Siz bu federalde komisyon var, meclis araştırma evet, komisyonu. Hepsiyle görüşüyoruz. Bunlar takip ediyor musunuz? Takip ediyoruz. Yakın takip ediyoruz. Edat Edatı ile görüşüyoruz. Federal Başsavcılıkta görüştüm, federal yargıtayla görüştüm, federal polisten görüştüm, İçişleri Bakanı'yla görüştüm. Ve bunu da bizim siyasetçilerimiz de zaten dile getiriyorlar bu işi yakından takip ettiğimizi. Ve zaten uluslararası alanda da takip ediliyor bu konu. Kim Çünkü takviydi, Takip ediyor uluslararası alanda? Bu bak? bir takım uluslararası konferanslarda, agit çerçevesinde hı hı. ayrımcılık, ırkçılık, e, la mücadele e, agit çerçevesinde böyle bir komisyon var. E, o Orada da dile getiriliyor. Nisan ayında Federal Meclis Araştırma Komisyonu ismini az önce ifade ettiniz komisyon başkanı Zebastian Edati Beyefendi nihai raporunu açıklayacak. Çünkü evet. bu geçici komisyonların seçim dönemi bitişine kadar raporlarını açıklaması gerekiyor. Evet. E, fakat genelde böyle bir bir şey değişmez. E, bu rapor açıklanır, bazı tavsiyelerde bulunur sonra bunlar unutulur gibi bir e, his var, bir kanaat var. ya Bir yargı, bir ön yargı var. Evet. Nisan ayında rapor açıklandıktan sonra Türkiye bu konuyu nasıl takip edecek? Ben bakalım rapordan ne çıkacak? Hmm. Nasıl bir çileği çıkacak? Zaten Alman makamları da bir şeylerin aksandığının farkındalar. Zaten e, geçen bu Vizbatin'den toplantı sırasında da bu aşırı sağa karşı e, bir e, yeni bir örgütlenme, yeni bir teşkilatlanma güvenlik birimleri arasında yapıldı. Nasıl bu federal yapı içinde daha iyi koordinasyon olabiliriz? Bilgilerin akışı çeşitli makamlar arasında FFS, Bundespolizei, Landespolizei, Nachrichtendienst böyle bir takım istihbarat örgütlerinin arasında bilgi akışını nasıl daha akışkan yapabiliriz? O konuda da kendi içlerinde de ...çalışmalar bir yapıyorlar. Çalışma Onu da e, takip ediyoruz... ...görüyoruz, e, konuşuyoruz... E, ...bu konuda Alman makamlarıyla. Yani bu konuda... E, bir şeyimiz bu Kurban var. yakınlarıyla... ...iletişiminiz var mı? Ölenlerin yakınları... ...bayağı mağdur oldular. Bir evet. taraftan hem... E, ...suçlular aile çevresinde evet. arandı... ...diğer tarafta... Evet. E, o, ...bu olay 10 yıl aydınlatılamadı. Evet. Yaşanan travmalar evet. var. Ama Orada o, ilişkiniz var mı? Var tabii ki onlarla. Alman makamlarında da... ...bir e, program çerçevesinde... ...onlarla temasları var. Zaten... Bu tören yapıldığı sırada bütün aileleri de yakınlarıyla da davet ettim. Onlarla beraber yemek yedik. Çeşitli etkinlikler vesilesiyle o insanlarla da kurban aileleriyle de gayet tabii ki görüşüyoruz. Onlar da bizim kardeşimiz. Onlar acı çeken, en yakınlarını kaybeden insanlarımız. İşte çeşitli vesilelerine anma törenleri oluyor. Onlara bizzat katılıyorum. Çünkü ben onu en yakın hissedecek insan benim. Yani burada babası da burada olanlar. Sürekli söylüyorum onu. Ve burada yaşamış bir insan olarak bunu en iyi ben hissedebiliyorum. Yani onların neler hissedeceği o yalnızlık duygusu, o dışlanmış duygusu, o ezilmişlik duygusu, o suçlanma duygusu, psikolojik olarak onun vermiş olduğu bir ezilme duygusu ve haksızlık yani haksız olarak bunu yapılmış olması o insanların içindeki o isyanı hissedebiliyorum ve çok üzülüyorum. Gerçekten bu yani e, onların yaşadığı o travmaların nasıl iyileştirilir, nasıl o kompanze edilir onu düşünemiyorum Çok zor bir konu Çok zor bir konu Allah sabır versin. Sayın Büyükelçim ben şöyle bir başlıkla bitirmek istiyorum. Böyle Hristiyan coğrafyasına baktığımız zaman Avrupa, kıta Avrupası'nda batıda Almanya ekonomik gücüyle e, bu göçle beraber gelen dünyaya açılma süreci diyelim biz bir ülke olarak karşımızda duruyor. İslam coğrafyasında ise Türkiye son 10 yılda gelişen kendisi bölgedeki sorunlarla yakından ilgilenen bir ülke olarak karşımızda duruyor. Bu ülke iki ülke arasında bu bölümde irdelemeye çalıştığımız çok yönlü ilişkiler var. Sorun olarak gördüğümüz konularda irdeledik. Şimdi bu iki ülkenin Var olan potansiyellerin daha iç içe e, geçirerek, daha verimli bir şekilde değerlendirerek küreselleşen dünyada ortaklaş yapabilecekleri neler var? E, çok iş var. Bir kere bu insanlarımız, buradaki insanlarımız, Türkiye gökenli Avrupalı e, Türkler veya Almanyalı e, Alman Türkler, e, özellikle e, ekonomik alanda bir eğitimlerinin yükseltmeleri, bilim, teknoloji alanında, araştırma alanında, daha fazla yer almaları, bu bilgilerini Türkiye içinde, burası içinde, buradaki şirketler kendi şirketlerini kurarak insanlarımız bu tecrübelerini hem Türkiye'de hem burada hem daha geniş Afrika coğrafyasında, Orta Asya coğrafyasında bu potansiyeli artarak ortak işbirliği, ortak araştırma zaten Almanlardan da bu konuda çok teşvik geliyor yani bazı alanlarda beraber araştırma yapalım diye. Ee, biz de ancak yani Türkiye'nin şu anda konumu ekonomik olarak nispeten daha iyi ama evet. yani çok da e, yani gerçeği kabul etmemiz gerekiyor ki kırılgan bir zemin üzerinde çok sıkıntılarımız da var dış ticaret açığımızdan fakat ama iyi gidiyor iyi götürülüyor onun belli bir e, dengesi var zaten dış borç e, paritemiz veya borç paritemiz e, Avrupa'da en düşük yani genel gayri safi milli hasılaya bakarak en düşük olan ülke biziz. Fakat buna bakmayarak bizim de yeni buluşlar, inovasyon, yeni teknolojiler, marka marka meselesin. onları oluşturmamız gerekiyor. O konuda son 10 yılda çok büyük mesafe katildi. Daha önce gayri safi milli hasılanın %0,2'si oranında araştırma geliştirmeye para ayrılırken bu şimdi yüzde 0,89'a çıktı. Hedef yüzde 3 gayri safi milli hasıl. Bu arada tabii Türkiye'nin gayri safi hasıl aslında 3 misli büyüdü. Hem oran olarak yükseldi hem yüzde hacim olarak, olarak, yüzde olarak yükseldi. Dolayısıyla çok büyük bir meblağ araştırma geliştirmeye gidiyor. Bu Burada Almanların çok ciddi altyapısı var. Evet. Enstitüler var, enstitüleri var. araştırma bu şeyle. özel şirketlerin var. Almanya'da bunun için ayrılan para %4. Evet. Biz de o seviyeye gel seviyeye gelmek istiyoruz. Ee, ve biz de ancak o şekilde Türkiye'yi ilerletebiliriz. Yoksa o orta gelir grubu tuzağına eee söyledik o tuzağa takılıp kalırız. İşte bu araştırmalar, ortak araştırmalar, ortak inovasyon ve ortak üretim konularında Türkiye'de ciddi potansiyel var. Bunu görüyorlar. Ee, bunu da beraber ve insan kaynakları tabii önemli. İnsan kaynağı. Birçok e, birlikler bir var kaptan. bu e e eyalet yönetimleri Türkiye'de yani hessen'den biliyorum Bursa yöresiyle evet. yakın işbirliğini duyuyorlar. Baden-Württemberg'ten Türkiye'ye geçen sene bir heyet gitti. Evet. İlişkiler var. Bunu da teşvik ediyoruz. Yani ben eyaletlere gittiğim zaman dedim ya e, oranın İHK'ları, industry handels kamarlarını ziyaret ediyorum. Beraber yemek yiyoruz. Ne yapabiliriz? Türkiye'de ne yapabiliriz? Burada ne yapabiliriz? Ortak olarak üçüncü ülkelerde ne yapabiliriz diye onu araştırıyoruz, konuşuyoruz. Ve oranın ekonomi bakanlarını Türkiye'ye gidip görmelerini gözleriyle görün de yani o 1950'lerin, 60'ların daha hala kafasında fes takan bir Öyle Türk yani. olmadığını o ön yargılar işte o, o en zor o bariyer o büyük en bariyer En en zor belki de şeyden camdan duvarlar deniyor. Evet. Ee, Onu aşmaları için Türkiye'nin ne kadar bir e, farklı bir dünyada olduğunu e, görmeleri için e, bir vesile teşkil ediyor. Ondan sonra eyalet başbakanlarının da hı. gitmesini, görmesini e, arzu ediyoruz. Onun için programlar yapıyor. Bunu önümüzdeki yıllarda gidip, görüşüp, teşvik edip Türkiye'deki yerel makamlarla da bunu arttırma amacındayım. Bütün bu aşağıdaki bütün bu çalışmalar, yerel işbirlikleri enerji sektörü ayrı bir alan oluşturuyor. Yok. Acaba yılda bir iki kere yapılacak ortak bakanlar kurulu toplantısıyla buna bir yön vermek hem bize gibi çifte vatandaş gibi sorunlarda çok ciddi bir masaya yatırıp bir çözüm stratejisi üzerine iki ülke kafa yorsa nasıl olur? Kafa yoruyoruz şüphesiz bir takım e, teklifler karşılıklı olarak gidiyor geliyor öğrenciler arasında öğrenci köprüsü kurulması daha fazla gencin Türkiye'ye gitmesi Hı. Türkiye'den buraya gelmesi Hı. E, çünkü burada da bir takım sıkıntılar olacak önümüzdeki evet. yıllarda onu sürekli e, dile getiriyorlar saklamıyor da kimse e, bu öyle bir e, toplantı. Bakanlar Bizim yani bakanlar, Türk, biz bakanlar buraya gelse. Buradan tüm bunun belki kamuoyuna vereceği sinyal evet. de çok önemli olabilir. Şimdi e, Dışişleri Bakanlarımız arasında bir stratejik diyalog toplantısı yapılacak. E, böyle bir ortak bakanlar kurulu toplantısı Türkiye zaten yapıyor. Diğer bazı ülkelerden evet. yapıyor. E, farklı ülkelerden o şeyle yapıyor. Bunu Almanya ile de yapmayı arzu ederiz. Biz Türkiye olarak bu konuyu teşvik ederiz. Açığız da e, her zamanda bu ilişkinin daha da ileriye gitmesi için... Çünkü aynı değerleri savunan evet. insan. Avrupa Birliği'nde olmayabiliriz ama savunduğumuz değerler insan olarak, insan hakları, pluralizm, çoğulculuk, hukuk devleti, aynı düşünce ve değer yapısında olmamız bizi bir araya getiriyor. İlla Avrupa Birliği'nde bugün değiliz ama yani aynı şeyleri savunduktan sonra aynı değerleri sandıktan sonra biz zaten aynı teknenin içindeyiz. Evet. O teknenin bir kaptan köşkü vardır. Bir ikinci kaptan köşkü vardır. Bir yemek salonu vardır ama tekne aynı tekne. Evet. Ee, o teknenin ayakta durması lazım. Evet. Ona çabalıyoruz. Teşekkür ediyoruz <laughs> Sayın Mükelçin. <laughs> Sağ olun. Ne vakit ayırdınız de. Bizimle böyle bir bir taraftan buradaki bir yılınızı değerlendirik Değerlendirik birlikte Almanya'daki Türklerle ilgili Artıları, eksileri konuştuk. Türk-Alman -Türk ilişkilerini değerlendirdik. Evet, sevgili seyirciler, bir sözün özü programına bir kere daha programın daha sonuna gelmiş olduk. Yeni bir yılın başındayız. Şubat ayında Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye gidecek. Kim bilir belki şu anda konuştuğumuz Orta Bakanlar Kurulu konusu orada şekillenir. Bu umudu en azından bu yeni yılla beraber taşıyoruz. Kamuyla da paylaşıyoruz. Başka bir sözün özü programında başka bir konu ve başka bir konukla ama aynı duygu ve düşünceyle acaba farklılıkları bir fırsat bilerek ortak bir geleceğin inşası konusunda neler yapabiliriz? Küresel manada, yerel manada sorusuna cevap arama çabasıyla yine birlikte olma umuduyla iyi akşamlar diliyorum.